defa düzenlenen Aile ve Eğitim Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Onur. Ben İlker Yılmazlı. Bizler üretim sistemleri mühendisliği 4. sınıf öğrencileriyiz ve program süresince akışa katkıda bulunmaya çalışacağız. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere sevgili rektörümüz Nihat Berker'i kürsüye davet ediyoruz. Sevgili aileler, sevgili öğrenciler, sevgili Sabancı Üniversitesi meslektaşlarım, Sabancı Üniversitesi Aile ve Eğitim Günü'ne hoş geldiniz. Buraya gelmekle bizi mutlu ettiniz, bizi onurlandınız. Çok teşekkür ederim. Hepimiz biliyoruz ki toplumda yatırımlar var. Hepimizin kişisel olarak yaptığımız yatırımlar var. Toplum olarak yaptığımız yatırımlar var. Fakat en önemli yatırım bir bina, bir koridor, bir alet değil. En önemli yatırım kişiye yapılan yatırımdır. Yani bizim kendi çocuklarımıza yaptığımız yatırım ve bundan mali olarak da demiyorum, duygusal olarak, vakit olarak fakat mali olarak da sevgimizden, bağlılığımızdan çocuklarımıza verdiğimiz, toplumun çocuklara verdiği yatırım en önemli yatırım. Hem niye önemli? Hem geleceğe bakarak bunun bize neler geri getireceği, nasıl mutlu olacak ve bizi mutlu edeceği, hem de bu kişiler üzerinde sarf ettiğimiz kaynakları düşünürsek, bir kişinin hemen hemen benim düşünebileceğim her türlü maldan daha fazla diyebilir. Ve tabii ki sizler belirler olarak, ben de üzülüyorum. Bir tanesi bir büyüdü, o kendisi belir oldu. Hala veli olduğum bir küçük var. Ben de bir veliyim. Sizler de bu yatırımı çocuklarınıza yıllardır yaptınız. Bu duygusal ve mali yatırımı, enerjiyi, zamanı ve bunu yapmaya devam edeceksiniz. Biz de bu yatırıma, sizin yaptığınız yatırıma biz de katkıda bulunmakla mutluyuz. Bu bizim vazifemiz. Bizim ana vazifemiz, tek vazifemiz hizmet. Sizlere hizmet, aslında dolaylı olarak sizlere hizmet. Öğrencilerimize hizmet. Öğrencilerimize en iyi şekilde hizmet edersek, onlara başarılı olmayı, mutlu olmayı, bunlar birbirine bağlı, mutlulukla başarılı, başarılıkla mutlu olmayı öğretebilirsek ne mutlu bize. Bizim bütün görevimiz bu. Fakat bu hizmeti nasıl ki bu çocukları siz yetiştirdiniz, buraya kadar getirdiniz. Şimdi bize geçmiyor tamamen. Sizler olmadan, veliler olmadan bu hizmetimizi tam olarak yapamayız, hiç yapamayız. Dolayısıyla bu hizmette size yardımımız var. Nasıl yardımımız var? Tabii ki bir kere siz her zaman için çocuklarınızın arkasındasınız. Ayrıca da bizi de bilgilendireceksiniz. Nasıl biz çocuklarınıza bazı şeyler öğretiyoruz, siz bize öğreteceksiniz. Geri dönüşümde bulunacaksınız. Bize moral vereceksiniz. Biz de sizlere moral vereceğiz. Beraber çalışacağız. İnsanlar beraber çalışmaları, birbirlerine yardım etmeleri ancak bilgi bazında olur. Birbirimizi tanırsak, siz bizleri tanırsanız, biz sizleri tanırsak bu işi başarıyla yapabiliriz. Bugün de onun bir parçası. Hep devam eden bir şey bu, birbirimizi tanımak. Fakat bugün onun yoğunlaşmış bir parçası. Bakıyorsunuz ben kendim çok mutlu oldum ve arkadaşlarımdan daha sonra da teşekkür edeceğim. Fakat şimdi edeyim. Çok zengin bir programımız var. Size hem toplu olarak burada, sonra öğle yemeğimiz, sonra da fakültelerde ayrı ayrı her fakülteyi gezin. Zaten biz fakülteler arası bir üniversiteyiz. Çok zengin bir programımız var. Bu beni iftar ettim bununla. Fakat şaşırmadım. Çünkü ben bütün kalbimle inanıyorum. Birçok memlekette bulundum. Sabancı Üniversitesi bunu sunması çok zengin bir üniversite. Zenginliği de öğrencilerinden, çok değerli öğrencileri olduğundan, çok değerli öğretim üyeleri olduğundan, çok değerli bir idari kadromuz olduğundan bunu size yapabiliyoruz. Tabii bunun bazında da bir üniversitede hep demişimdir, en önemli öğe öğrencilerdir. Fakat öğrencileri o hale getiren de veliler. Bunun için size teşekkür ediyorum. Bugün beraber çok önemli bence dünya çapında, Türkiye çapında buluşlar, sunuşlar, hepimizin takip edeceği sunuşlar, benim kendi bilmediğim, ihtisaslaşmadığım alanlarda sunacağız bu sabah.
sanatsal sunuşlarımız da olacak. Öğleden sonra hep beraber öğle yemeği yiyeceğiz. Tıpkı çocuğunuzun yediği gibi üniversite merkezinde. Öğleden sonra fakültelere dağılacağız. Fakültelerde yine fakültelerin ihtisaslaşmış başarılarını size kısa şekilde çeşitli yerlerde sunacaklar. Fakat daha önemlisi de var. Fakültelerde ders vereceğiz. Yani açık olarak Türkçe çocuklarınızın aldığı dersler verilecek olacak. Kapı açık olacak. Siz istediğiniz gibi girip çocuğunuzun yaşadığı deneyimi orada yaşayacaksınız. Dersi dinleyeceksiniz. Öğretim üyelerimizden bazılarını görüyorum. Kendilerine soru sorabilirsiniz. Konu üzerine cevap verecekler. İstediğiniz zamanda çıkabilirsiniz. Bu deneyimi de yaşayacaksınız. Ümit ederim ki hepimiz için hem keyifli hem de faydalı bir gün olacak. Bugünden alacağımız derslerde ileriki yıllarda bunu pekiştireceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Rektörümüz Nihat Berker'e yapmış olduğu konuşma için çok teşekkür ederiz. Şimdi sizleri Sabancı Üniversitesi Müzikus Klasik Korosu'nun hazırlamış olduğu mini konserle baş başa bırakıyoruz. Signora della
savaşta ölen bir askerin hikayesini anlatan İtalyanca bir ezgiden sonra Naci Akay'a ait bir ezgiyi seslendireceğiz. Turnalar. Atacaksan beni ateşe, atacaksan beni.
ateşe doldur içkin şerbeti, ver içim, söyle söyle sana böyle neler oldu, sana neler oldu. Evet, son olarak Afrika'dan Afrika'ya gidiyoruz. Bütün kıtaları aslında repertuarımızda geziyoruz. Siya hamba tu kanini van kanini van ko siya
the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. Light of God. We are marching. Marching, we are marching. Marching, we are marching in the light of God. Light of God. We are marching. Marching, we are marching. Marching, we are marching in the light of God. Siyaham bakukan yeni rengos. Siyaham bakukan yeni rengos. Siyaham bakukan yeni rengos. Siyaham bakukan yeni rengos. Yeni rengos. Siyaham sunmuş oldukları bu güzel gösteri için Klasik Koro ekibine teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'nin dönüşümü ve demokratikleşme başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sayın Fuat Keyman'ı kürsüye davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz Sabancı Üniversitesi'ne. Bu kadar güzel bir kurodan sonra sizi Türkiye'nin gerçeklerine götürmek istiyorum. Ve o anlamda da bir takım ikilemlerden bahsedip Türkiye'de bugün karşı karşıya olduğumuz bu ikilemleri nasıl Uğur Mumcu'nun çok güzel olan tümcesi herkesin fikri var fakat bilgisi yok temelinde, bir üniversitede bilgi temelinde nasıl değerlendirebiliriz? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda paylaşacağım sunuş, yeni çıkacak Türkiye üzerine olan kitabının da bir özetini teşkil ediyor. O yüzden de öğrencilerimle nasıl bunları paylaşıyorsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Türkiye'de İlginç bir süreçle beraber yaşıyoruz. Bir ikilemler dizgisi gibi. Bir taraftan baktığımız zaman küresel dünyada giderek önemi artan bir Türkiye var. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Sovyet sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nde hatta dünyanın da gidişatında. Fakat tam bundan hoşnut olacakken birdenbire bir eksen kayması tartışmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Acaba Türkiye Batı dünyasından kopuyor mu? Acaba Türkiye Ortadoğulaşıyor mu? Acaba Türkiye'nin dış politikası giderek mevzisini kaybedip belli bir kültürel yapıda yeni Osmanlılaşıyor mu diye. Benzer olarak Türkiye'nin küresel anlamda görünürlüğü giderek artıyor. Türkiye'ye ilginç bir ilgi var. Dünya düzeyinde sürekli olarak davet edildiğimiz Türkiye üzerine konferanslar var. Herkes Türkiye'yi dikkatle takip ediyor. Türkiye ile ilgileniyor. Fakat bu ilgiden tam hoşnut olacağız dediğimiz zaman birdenbire bir toplumsal kutuplaşmayla kendi içimizde sorunuyla karşılaşıyoruz. Küresel olarak ilgi duyulan Türkiye kendi içinde kutuplaşmış, kurumsal kavgaları olan bir Türkiye oluyor. Böyle de bir ikilemimiz var. Daha da somutlaştırırsak örneğin son yıllarda ekonomik olarak bir dinamizm içeren bir Türkiye var. G20 ülkeleri içinde yer alan bir Türkiye var. Ekonomik anlamda da dinamizmi hem Avrupa Birliği sürecinde hem küreselleşme bağlamında konuşuluyor. Fakat öbür taraftan da kadın erkek eşitliği olsun, gençlerin eğitimi olsun bu alanlarda baktığımız zaman dünya sıralamasında çok düşük bir sırada olan Türkiye var. Böyle bir ikilemimiz var. Dün Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Dünya Üniversiteler Konferansı vardı. Orada
bir açılış konuşması yapmıştım. O açılış konuşmasından sonraki panellerde izledim ki esasında Avrupa Birliği sürecinde hep konuştuğumuz genç bir nüfusumuz var. Fakat 2050 yılında Türkiye'nin nüfusu yaşlı bir nüfusa doğru gidecek ve Türkiye'de yaşayanların %30'u yaşlı olacaklar. O yüzden de bugünkü genç nüfusumuz giderek kaybedeceğimiz de bir şey eğer Türkiye iyi yönetilemezse. Esasında tüm bu ikilemlere baktığımız zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Televizyonlarda da bunu duyuyorsunuzdur. Televizyonlarda da bunlar tartışılıyor. Fakat bu tartışmaların gerisinde yani sürekli ortaya koyulan fikirlerin gerisinde bu ikilem nasıl çözülmeli? Bu ikilemi nasıl düşünmeliyiz? Ve bu ikilemden ne tür sonuçlar çıkarmalıyız? Sizlerle paylaşmak istediğim sonuç bu anlamda. Esasında ikilemin olumlu kısmı şunu bize gösteriyor. Türkiye bütün tarihi boyunca, modern tarihi boyunca esasında geç Osmanlı'dan başlayan bir şekilde dönüşen bir ülke, dinamik bir ülke, statik bir ülke değil ve kendi yaşamışta sürekli olarak dönüşüyor ve bu dönüşümünü her zaman dünya ile paralel olarak yapıyor. Dünyanın içinde yapıyor, dünya ile birlikte yapıyor. O yüzden kazancımız bu Türkiye'nin dönüşme kapasitesi, Türkiye'nin kendisini sürekli olarak yenileme kapasitesi ve ilginç olarak da bu yenileme kapasitesi her zaman dünyadaki yenilmeye dönük olarak oluyor. 45'te bir dönüşüm oluyor, 80'lerde bir dönüşüm oluyor, 2000'lerde bir dönüşüm oluyor. Türkiye bu dönüşümlere paralel olarak kendisini dönüştürebiliyor. Fakat bu dönüşüme dünya pratiği temelinde bir araştırma olarak yaklaştığımız zaman şunu görüyoruz ki bu tür dönüşümlerin iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu tür dönüşümlerin ne kadar iyi yönetilirse o kadar ülke içinde istikrar yaratılacağı gözüküyor. Araştırmalar bunu gösteriyor ve burada demokrasi dediğimiz kavramla karşılaşıyoruz. Esasında bu dönüşümler ne kadar ülke içinde demokratikleşme temelinde yönetilirse, ne kadar demokrasi ülke içinde kurumsal anlamda, yani siyasi partiler, devlet kurumları anlamında, sivil toplum örgütleri ve ekonomik aktörler anlamında, ne kadar demokrasi bir zihinsel anlamda, yani sorunlarımıza demokratik temelde çözüm bulmak, şiddet temelinde çözüm bulmak, dışlama temelinde çözüm bulmak değil, demokratik temelde çözüm bulmak. Ne kadar demokrasi ülke içinde bir anayasal düzen içinde norm haline geliyorsa, yani bir siyasi kuramcının söylediği gibi demokrasi kasabadaki tek oyun haline geliyorsa esasında bu dönüşüm süreçleri o kadar yönetiliyor. O yüzden de bu ikilem esasında dönüşen Türkiye'yi yönetecek demokrasi derinleşmeyle ortaya çıkan bir ikilem. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bu ikilem yani dönüşümle demokrasi arasındaki bu kopukluk nasıl ortaya çıkıyor ve bunun sonuçları ve ne yapılması gerekiyor bu anlamda? Bunu size aşağıyacağız. Nasıl aşağıyacağız? Demokrasi kavramına biraz evvel söylediğim gibi hem kurumlar düzeyinde yani siyasi partiler ve devlet kurumlarının demokrasiye bağlılığı temelinde hem bir zihinsel kültürel düzeyde yani toplumsal sorunlara demokratik müzakere temelinde ötekileştirme yahut da şiddet temelinde değil hem de bir anayasal düzen temelinde yani demokrasinin normlarını içselleştirme temelinde baktığımız zaman esasında görüyoruz ki dünyada üç tür demokrasi yaşanıyor. Üç tür demokrasi pratiği var. Bunlardan bir tanesi demokrasiye geçiş ülkeleri. Bunu Afrika'da görebiliyoruz. Sovyet sonrası ülkelerde görebiliyoruz. Latin Amerika'nın güneyindeki ülkelerde görebiliyoruz. Biz de Türkiye'de bunu 1945'lerde yaşadık. Demokrasiye tek parti dönemden parlamenter düzende çok parti geçiş olarak yaşadık. Bir de demokrasisine parlamenter düzene geçişten sonra insan haklarına saygı, sorunların şiddet temelinde değil müzakere temelinde çözümüne dönük olarak daha çok kimliklerle ilgili sorunların çözümü, kültürle ilgili sorunların çözümü, demokrasinin norm olarak işleştirilmesi temelinde yaptığımız demokrasinin yerleştirilmiş olduğu, demokrasinin güçlendiği ülkeler var. Burada da esasında kuzeyde Brezilya, Meksika, Latin Amerika gibi ülkeler.
Avrupa ülkeleri ve burada Türkiye'de buraya doğru yaklaşıyor. Esasında Türkiye'nin bu anlamda bunu vermemin nedeni Türkiye demokrasisine geçişini tamamlamış fakat demokrasiyi yerleştirmede sorunlar çeken bir ülke. Bir de demokrasinin derinleştiği ülkeler var. Bu ülkelerde Kanada, İngiltere, İsveç, Norveç gibi artık demokrasinin tamamıyla bir norm olduğu, tamamıyla o ülke içinde bir norm haline geldiği ülkeler var. Böyle baktığımız zaman bunun tabii ampirik çalışmalar temelinde sunuşu da var. Türkiye esasında demokrasiye geçişini yapmış 1945'lerde. Fakat demokrasisini derinleştirememiş, demokrasisini yerleştirememiş bir ülke. Ve bugünkü bir sürü sorunlara baktığımız zaman esasında demokrasiye geçişle ilgili değil de demokrasinin güçlendirilmesi, demokrasinin ülke içinde yerleştirilmesiyle ilgili bir pozisyonu. Sadece Türkiye tam o anlamda demokrasiyi yerleştirme sınırında olan bir yapıya sahibiz. Şimdi buradaki sorunlar yani demokrasiye yerleştirme işte ya da demokrasinin güçlendirilmesiyle ilgili olan sorunlar esasında daha çok Türkiye'nin ülke deneyiminde bir kutuplaşmadan kaynaklı. Ta başından itibaren 23'lerden hatta geç Osmanlı'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir kutuplaşmadan bahsediyor. Kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye'deki modernleşme deneyimi esasında hepimizin bildiği gibi bir tanesi devlet temelinde olan yukarıdan aşağıya olan bir modernleşme deneyimi ama aynı zamanda toplumdan da gelen dönüşümler var. Bu yüzden de esasında devlet elitlerinin Türkiye'yi düşünmesiyle ilgili vizyon ile toplumdan çıkan vizyon her zaman birbirleriyle birleşmiyor. Her zaman birbirleriyle birlikte olarak Türkiye'nin yönetimine katılmıyor. O yüzden de her zaman Türkiye'de bir devlet toplum kopukluğu, devlet toplumsal dönüşüm kopukluğu var. Bu da tabii hep Türkiye'nin tarihi boyunca yaşanıyor. Şimdi böyle bir genel girişten sonra Türkiye tarihine genel olarak baktığımız zaman esasında dinamizmi şu şekilde açıklıyorum ben. Türkiye 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni deklare etmesinden bugüne kadar esaslı bir modernleşme tarihi yaşıyor. Modernleşen bir Türkiye var. Ulus devletini kurmaya çalışan, uluslaşan bir Türkiye var. Bu modernleşme hala devam ediyor Türkiye'de. Türkiye 1945'lerde, 50'lerde demokrasiye geçiyor. Parlamenter demokrasiye geçiyor. Seçimlerin yapıldığı, özgür seçimlerin yapıldığı demokrasiye geçiyor. Esasında ilginç bir şekilde bu tarihle devam ediyor. 1950'lerden bu yana Türkiye'nin tarihi bir demokratikleşme tarihi. Sadece modernleşme, uluslaşma tarihi de aynı zamanda bir demokrasi tarihiydi. 80'lerde önemli bir kırılma oluyor. Türkiye küreselleşmeye açılıyor, serbest pazara açılıyor ve o günden itibaren Türkiye'nin tarihi sadece modernleşme ve demokratikleşme değil, aynı zamanda küreselleşmeyle de beraber bir tarih oluyor. Hatta bugün baktığımız zaman Türkiye'nin sorunlarını küreselleşmeye referans vermeden, küresel süreçlere referans vermeden açıklamak mümkün değil. Aynı zamanda 1999 yılında Avrupa Birliği'nden tam aday üyeliğine dönük olarak aday ülke konumunu aldıktan sonra ve 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başladığından itibaren Türkiye'nin bir de Avrupalaşma tarihi var. Her ne kadar sorunlar yaşasak da esası Türkiye bu Avrupalaşma tarihine götürüyor. Böyle baktığımız zaman esasında 23'ten bu yana devam eden ve devinimler halinde devam eden bir Türkiye tarihi var. Modernleşen bir Türkiye, demokratikleşen bir Türkiye, küreselleşen bir Türkiye, Avrupalılaşan bir Türkiye. Tabii bu güzel bir şey çünkü Türkiye'nin dinamizmini gösteren bir şey. Fakat tabii bu dinamizm ortaya çıktıkça, bu dönüşüm ortaya çıktıkça esasında bununla birlikte sorunlar da ortaya çıkıyor. Örneğin 1923'lere baktığımız zaman o zaman ulus devlet kurulduğu zaman, ulusal kimlik kurulduğu zaman, laiklik inşa edilmeye başladığı zaman, bir bürokrasi inşa edilmeye başladığı zaman, 23'te bir ulusal kalkınmacılık inşa edilmeye başladığı zaman esasında biraz evvel söylediğim devlet toplum kopukluğunda bir Şerif Mardin'in de değişiği bir merkez çevre sorunu ortaya çıkıyor. Merkezle çevreyi nasıl birleştireceğiz? Merkez nasıl çevreye doğru gidecek? Çevre nasıl merkeze doğru gidecek? Bu sorun hala devam ediyor. Örneğin bugünkü hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tartışırken buna referansla da tartışıyoruz. Çünkü çevrenin merkeze gelmesi olarak düşünüyoruz. Çevresel güçlerin yeni orta sınıfların merkeze gelmesi olarak düşünüyoruz. Hala modernleşmeyle ilgili hem dinamizmimiz hem de buradan çıkan bir merkez çevre sorunumuz var. Aynı şekilde 1945-50'lerde demokrasiye geçişle birlikte Türkiye'de bir sağ-sol ekseni ortaya çıkıyor ve
paylaşımı nasıl yapacağız? Belli bir kitle mi paylaşacak yoksa daha adaletli mi olacak? O yüzden de bir sağ sol ekseninde de sorunlar Türkiye yaşıyor. Artık sadece merkez çevre sorunları değil, aynı zamanda sağ sol ekseninde yaşadığımızda sorunlar var. Özgürlükle ilgili, eşitlikle ilgili, gelirin ve refahın adaletli dağılımıyla ilgili, yoksullukla ilgili. Bugünlerde bunları da tekrardan tartışıyoruz. Acaba sağlaşıyor mu Türkiye? Sol güç mü kaybediyor, sol güç kazansa nasıl olur gibi. Ama aynı zamanda 1980'lerden sonra Türkiye'nin küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan küresel ulusal, küreselleşen dünyaya, küreselleşen dünyanın risklerine, terör gibi, güvenlik gibi, savaşlar gibi, küresel iklim değişiklikleri gibi, küresel ekonomik kriz gibi, bunlara ulusal düzeni nasıl götüreceğiz? Türkiye'yi buraya nasıl hazırlayacağız? Bu anlamda merkez çevre sağ sol eksenlerinden sonra bir de küresel ulusal ekseni, yani Türkiye küreselleşmeye nasıl hazırlanacak? Küreselleşmeye adapte mi olacak? Küreselleşmeden kendisini kopartma mı çalışacak? Örneğin bugün tartıştığımız ulusalcılıkla ilgili bir sürü referanslar buradan kaynaklanıyor. O yüzden Türkiye esasında merkez çevre sağ sol eksenlerinden sonra bir de küresel ulusal eksende çatışma yahut da müzakere alanını siyasetini açıyor. Bir de Avrupa Birliği'den ile birlikte başlayan ve tam birlikte başlayan vatandaşlık kimlik sorunları var. Türkiye'de Kürt sorunu olsun, başörtü sorunu olsun, gayrimüslimlerle ilgili sorunlar olsun, kadınla ilgili, gençlerle ilgili sorunlar olsun. Bu tür kimlik sorunlarını vatandaşlık temelinde çözebilecek miyiz? Yeni bir anayasayı oluşturabilecek miyiz? Şimdi bu şekilde olduğu zaman bir tarafta modernleşen, demokratikleşen, küreselleşen ve Avrupalılaşan bir Türkiye var. Fakat öbür taraftan da sorunları giderek katmerleşen bir Türkiye var. Merkez çevre temelindeki sorunlar, sağ sol eksenindeki sorunlar, küresel ulusal eksende sorunlar ve kimlik ve vatandaşlık temelinde sorunlar. Böyle olduğu zaman Türkiye giderek sosyolojik anlamda karmaşık bir toplum haline geliyor. Artık 1920'lerin basit sanayi toplumu olarak düşünemeyeceğimiz, onun gerisine gitmiş karmaşık modernleşmesi olan bir Türkiye var. Küreselleşme ve Avrupalılaşma dışarıdan içeriye doğru girerken demokratikleşme ve modernleşme istekleri de aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Ve bundan sonra biraz da hem öğrencilerimiz hem sizlerle paylaşabileceğim ve kendi çocuğumdan da öğrenerek ürettiğim bir model var. Bu da esasında orta eğitimdeki matematikte kullanılan kümeler ve kümelerin birleşiminden ortaya çıkan bir Türkiye tablosu. Esasında düşündüğümüz zaman, matematiksel olarak düşünürsek, modernleşme bir Türkiye'de kümeyi oluşturuyor. Modernleşme ve merkez çevre kümesi. Demokratikleşme bir kümeyi oluşturuyor. Demokratikleşme ve sağ sol kümesi. Küreselleşme bir kümeyi oluşturuyor. Küreselleşme ve küreselleşmeye nasıl yanıt vereceğiz? Küresel, ulusal, yerel küresi ve Avrupalılaşmada bir vatandaşlık kimlik küresini oluşturuyor. Ve bu anlamda Türkiye esasında karmaşıklaşıyor. Çünkü bu dört kürenin kesiştiği yerde oluyor. Bugün Türkiye karmaşık bir toplum olarak tüm bu kürelerin kesiştiği yerde ortaya çıkan bir şey. Kafanızı tahayyül etmeye çalışırsanız böyle bir Türkiye tablosuyla karşılaşıyoruz. Tabii böyle bir Türkiye tablosu bir taraftan karmaşıklaşan bir Türkiye'yi ortaya çıkartırken bu anlamda esasında bunun altını çizmemiz lazım. Dönüşen bir Türkiye var, değişen bir Türkiye var, dinamik bir Türkiye var. Fakat öbür taraftan da bu intersection dediğimiz bu tüm bu kürelerin ortasında kesiştiği yerde yer alan Türkiye'yi de yönetmek çok zor oluyor. Çünkü yöneten bir partinin, yöneten bir anlayışın tüm bu kürelere, tüm bu dönüşüme ve tüm bu kürelerden ortaya çıkan, kümelerden ortaya çıkan sorunlara yanıt vermesi lazım. Bu yanıtı bazı partiler mesela diyorlar ki esasında bu dönüşüm çok büyük riskler ortaya çıkartıyor. Çünkü çok büyük sorunlar ortaya çıkartıyor ve güvenliği ortaya temel olarak alıyorlar ve son dönemlerde belli siyasi partilerde gördüğümüz, özellikle muhalefet partilerde gördüğümüz siyasetin bir güvenlikleşmesi sorununa Türkiye karşılaşıyor. Tam yönetilemediği için, karmaşık bir yapıya sahip olduğu için tüm bu sorunlarda bazı partiler riskleri ön plana çıkartıyorlar. Ve riskleri ön plana çıkartılaraktan da acaba Türkiye'yi daha güvenli hale nasıl yaratabiliriz? Böyle olduğu için dünya ile paralel olarak Türkiye'de bugün biz bir demokrasi güvenlik ikilemi yaşıyoruz. Acaba demokrasiyi arttırırsak Türkiye'yi güvensiz bir hale mi getiririz? Halbuki önemli olan güvenlik ve demokrasi arasındaki ilişkiyi daha iyi olarak kurmak. Diğer partiler, iktidar partisinde olduğu gibi
Bazen de demokrasi araçsallaştırılıyor. Parlamenter çoğunluk temelinde demokrasinin araçsallaştırıldığını görüyoruz ve Türkiye'de esasında bu anlamda bir kurumsal kavga oluyor. Bugün yargı temelinde bunu görüyoruz, asker sivil ilişkilerinde bunu görüyoruz, başörtüsü sorunu, Kürt sorunu konuşurken bunu görüyoruz. Ve böyle olunca da siyaset bir taraftan güvenlik eksenine çok fazla kayarken diğer taraftan da araçsallaştırma eksenine kayıyor ve burada bir boşluk ortaya çıkıyor. Esasında bugün tam Türkiye'de bir yönetilemez Türkiye, bir yönetim eksiği olan Türkiye tablosuyla karşı karşıya çıkıyoruz. Buna siyasetin işlevsizleştirilmesi deniyor. Türkiye'nin sorunlarına tam olarak çözüm bulamayan bir siyasi alanla karşı karşıyayız. Esasında daha büyük bir tabloda gördüğümüz zaman ekonomik alan bu söylemiş olduğum dönüşüme daha iyi yanıt veriyor. Kültürel alan bu söylemiş olduğum dönüşüme daha iyi yanıt verirken siyasi alanda bir kopukluk oluyor. Ve bu kopukluğun ortaya çıkmasını anlattıktan sonra çözüm önerileri esasında demokrasinin kurumsallaştırılmasında yatıyor. Demokrasinin norm haline gelmesinde yatıyor ve demokrasinin siyasi partiler tarafından içselleştirilmesinde yatıyor. O yüzden de ilginç bir şekilde demokrasinin artık Türkiye'de norm olduğu, bütün siyasi partilerin, siyasi aktörlerin hep demokrasi referansıyla konuştuğu fakat demokrasinin tam anlamıyla içselleştirilmediği, bir demokrasi eksikliğinin olduğu bir durumda yaşıyoruz bugün. O yüzden de bu süreci ne kadar karşılaştırmalı metotla, çünkü bu süreç aynı zamanda diğer ülkelerde de, Avrupa Birliği ülkelerinde de yaşatılıyor. Latin Amerika ülkelerinde yaşanıyor. Biz bu süreci ne kadar karşılaştırma metotla dünya referanslarına bakaraktan, ne kadar Türkiye tarihindeki süreci sadece tek bir kutuptan değil de hem dinamizmi olan hem de sorunları olan, bir hem riskleri olan hem potansiyelleri olan bir süreç olarak görürsek ve bu anlamda Türkiye'ye daha iyi toplum yönetimi, daha adaletli toplum yönetimi temelinde yaklaşırsak esasında o anlamda açılımlar oluyor. Bunu Türkiye'nin genelinde ekonomi alanında ve kültür alanında görebiliyoruz. Yapmamız gereken esasında bunu nasıl siyasi alana taşıyacağız? Siyasi kurumsal reformu Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Teşekkürler. Soru cevap alır mısın? Bu siyaset çok konuşulur. Bir siyasetçi konuşuyormuş. Uzun uzun. Arkasından demiş ki saatimi kaybettim. Saatim yok. Saatimi unuttum demiş. Yok siz demişler takvime bakın arkanızdaki. O yüzden bu merhaba, ben Aysel Demirci. Kanada'da demokrasinin yerleştiğini söylüyorsunuz ama eğitim farkının, yani eğitim bakımından Kanada bizden 2 yıl geride gittiğini biliyoruz. Acaba bu ne böyle? Nasıl? Orta öğretim, lise öğretim Kanada'da Türkiye'den 2 yıl geride. Yani gidip gelen öğrencilerden biliyoruz bunu. Hı. Valla ben Kanada'da doktora yaptım. Kanada'da çalışırım ama Kanada eğitimi tabii genel olarak hem üniversite olsun hem de genel eğitim sıralamasında. Hayır üniversite demedim. Orta öğretim, lise öğretim dedim. Ve yani bütün dünya devletlerinden de mesela Türkiye'den başka ülkelerden gidip Kanada'da üniversitede öğrencilerimiz okuyor. Ama oranın eğitimi, orta öğretim, lise öğretim 2 yıl geriden gidiyor. Gidip gelen öğrencilerimiz var. Yani. Evet, ama Kanada yani yapılan araştırmalarda Kanada dünyada en yaşanabilir, demokrasi en ileri, ekonomisi en istikrarlı 3 ülkeden bir tanesi çıkıyor. Söylediğiniz doğru olabilir işte, ama bakmam lazım ona. Ama genel olarak... O biraz benim kafama takılıyor eğitim evet. Yani temel eğitim olarak. Yani, temel eğitimde belki evet. Sorunlar olabilir evet. Teşekkür ederim. Süleyman Başkan, konuşmanızda dediniz ki Türkiye iyi yönetilmezse 2050 yılında Türkiye nüfusunun %30'u yaşlı olacak dediniz. Nasıl yönetilmeli ki bu nüfus genç kalsın?
Şimdi burada çok güzel bir soru. Esasında bu ikilemleri konuşurken ilk önce bir eksen kaymasından, arkasından Türkiye'nin küreselleşmesi, işte kutuplaşmadan bahsettim. Bunlar daha sembolik ikilemler. Fakat son söylemiş olduğum iki tane ikilem, bir tanesi Türkiye'nin ekonomik dinamizmi ve ekonomik büyümesi, fakat aynı zamanda insani kalkınma endeksinde, özellikle kadın erkek eşitliğinde ve eğitim alanında Türkiye'nin çok düşük bir sırada yer alması. Üçüncüsü de Türkiye'nin genç nüfusu, Avrupa Birliği sürecinde bu her zaman ortaya konan, hakikaten de şu anda bizim genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki 2050'de %30 oranında bir yaşlı nüfusa sahip olacağız. Bu iki tanesi de, yani ekonomik dinamizm fakat insani kalkınmada çok düşük yerde yer almak, bir taraftan da genç nüfus ve fakat giderek yaşlanan bir nüfus. Bu bize şu ipucunu veriyor ki bunu yapılan araştırmalar da gösteriyor. Türkiye'nin iyi yönetimi kadın erkek eşitliğini, kadının iş dünyasına katılımını ve gençlik temelindeki eğitim reformunu gerekli kılıyor. Bu alanlarda reform yapan Türkiye esasında dünyada çok önemli yerlerde olma potansiyeli taşıyan Türkiye. Örneğin 2023-2030'larda Türkiye'nin ilk 10 ülke arasına girmesini sağlamak için bugünden itibaren sürekli olarak bu toplumsal kutuplaşmadan, siyasi kavgalardan, gerisinde düşünerek, ötesinde düşünerekten bizim kadın erkek eşitliği, kadının iş dünyasına katılması ve işte üniversitenin temel misyonu olması gereken gençliğin eğitimi ve eğitim reformunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ne kadar sembolik alandan gerçek sorunlara, ne kadar kadın erkek eşitliği, insani kalkınma ve eğitim alanında Türkiye reform yapabilirse esasında o kadar istikrarlı olacak. O yüzden de ben demokrasiden konuşurken hep birinci olarak kurumsal reform diyorum. Yani demokrasi kurumların demokratikleşmesiyle, demokrasi esasında bir kültür olarak trafikten eğitime kadar, eğitimden siyasi dünyaya kadar bizim bir demokratik, yani şiddet ötekileştirme değil de temel sorunlara çözüm bulan bir kültüre sahip olmamızla, demokrasi aynı zamanda anayasa, yeni anayasa o yüzden gerekliliğimiz var. Yeni anayasa temelinde demokratik normları hem kurumların hem toplumun içselleştirilmesi de başarılabilen bir şey. Bugün kalkınma indekslerinde ön sırada bulunan ülkeler, işte Kanada, belki otuz sorunları var, İsveç gibi ülkelere baktığımız zaman esasında bu ülkeler bu tür eğitim reformları, kadının işe dünyasına katılımı ve demokrasinin kurumlaşmasında en önde ülkeler. Bugün istikrarsızlığı en fazla olan ülkeler demokrasilerini kurumsal bağlamda ve kültür bağlamında en fazla yerleştirememiş ülkeler. O yüzden bir ülkenin anayasasında benim çok öğrendiğim Charles Tilly adlı Amerikalı siyaset bilimcinin kitabı, bununla bitireyim, demokrasi kitabı, Jamaika ve Kazakistan anayasalarıyla başlıyor. Her iki ülkenin anayasası da her iki ülkenin demokratik anayasal hukuk düzenine sahip olduğunu ve bir sosyal devlet olduğunu söylüyor. Fakat her ülke de esasında bütün sıralamalarda en düşük olan, en fazla istikrarsızlığı olan ülkeler. O yüzden bir ülkenin anayasasında demokrasiyim demesi yeterli değil. Önemli olan demokrasiyi güçlendirerek kurumsal ve normlar temelinde özellikle kadın ve gençlik alanlarına eğilmesi. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yalnız şunu da görüyoruz. Ekonomik seviye geliştikçe yaş uzuyor. Evet. Ekonomik seviyesi gelişmiş ülkelerde ömür uzuyor. Evet. Çocuk sayısı azalıyor. Nüfus daha fazla yaşlanıyor. Batı Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi. Yani o yüzden de reform şöyle gerçek. Mesela Japonya'da bugün doğan bir kız çocuğunun kesinlikle 80 yaşına kadar yaşayacağını tahmin edebiliyorlar. O yüzden de esasında bizim dünyaya bakışımız ama aynı zamanda ülkemize bakışımız ve geleceğe bakışımız bugünle yarını geçmişten ders alarak daha iyi kurmamıza, daha iyi birleştirmemize bağlı oluyor. O yüzden de bu sorunlar sanki sorun değilmiş gibi ortaya, küresel iklim değişikliği de böyle. Esasında bugün sorun erteleyebiliriz diyen sorunlar esasında ülkeyi giderekten istikrarsızlığa doğru götürüyorlar. Ne kadar temel sorunlara bilgi temelinde, fikir değil, bilgi temelinde eğilirsek, bilgi temelinde politikalar üretebilirsek ki İstanbul
Politikalar Merkezi'nin bir amacı da bu seneyle başladık. Şimdi 2-3 tane 3. sınıf, 4. sınıf öğrencimiz var. İstanbul Politikalar Merkezi'ni öğrencilerimize açmak. Onlar ne kadar gelirlerse ve bu tür politika merkezleri üniversite ve öğrenciler arasındaki üçgensel işbirliği ne kadar artarsa esasında eğitim ve dünyaya bakışta o kadar artıyor. Yani iyi vatandaş olmak o kadar fazla artıyor. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Hocam, Sayın Fuat Kaymak. Ben de bir şey daha verecektim. Hocam burada kadın erkek eşitliğinden bahsettiniz. Fakat hepimiz yaşlandıkça, hayatta kaldıkça bir konu daha var bu eşitlikte. Bu da gençlerin ve yaşlıların etkin topluma karşı hakları ve onlara duyarlılık. Yani gençlerin ayrıca da yaşlıların hem rahat hem de onurlu bir hayat yaşamasını hem töresel hem de kanuni bir şekilde garantilememiz lazım. O da önümüzdeki zorlamalardan bir tanesi değil mi? Sayın Fuat Keyman'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Sabancı Üniversitesi 2009-2010 Akademik Yılı Öğretim Ödülleri var. Ödüllerimiz akademik yılın sonunda öğrencilerimizin oylarıyla belirlenmiştir. Oylamaya katılan tüm öğrencilerimize katkıları için teşekkür ederiz. Şimdi ödül alanlara ödüllerini takdim etmek üzere rektörümüz Sayın Nihat Berker'i, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Albert Erkip'i, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanımız Sayın Mehmet Baçı, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Nakiye Boyacıgiller aramızda bulunamadığından fakülteyi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Haluk Balı sahneye davet ediyoruz. İlk ödülümüz 1. sınıf eğitim asistanı ödülü. Bu ödül 1. sınıf öğrencilerimizin oylarıyla belirlenmiştir. Üçüncülük ödülü Anıl Aktürk. Kendisi teziyle ilgili bir çalışma için Almanya'da olduğundan aramızda bulunamamıştır. İkincilik ödülü Ali Fuat Kısakürek. Birincilik ödülü Adam Bennett McConnell. Teşekkür ederiz. Sen çağır edin. Ödüllerimizden ikincisi eğitim asistanı ödülü. Bu ödül Dekanlar Kurulu tarafından referansla aday gösterilen eğitim asistanları arasından belirlenmiştir. Yine üçüncülük ödülü Ümit Barış Kutman. Bu kategoride birincilik ödülü iki kişiye verilmiştir. Eray Baran. Kendisi doktora çalışması için İsviçre'de olduğundan aramızda bulunamamıştır. Bu ödülün diğer birincilik sahibi Alperen Manisalıgil.
ödül alanları tebrik eder, ödül verenlere teşekkür ederiz. Ödül törenimiz sunumların ardından devam edecektir. Şimdi Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi başlıklı konuşmasını yapmak üzere Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Sayın Volkan Özgüz'ü kürsüye davet ediyoruz. Günaydın. Hepiniz, değerli konuklar, hepiniz üniversitenize hoş geldiniz. Ben sizi biraz göremeyeceğiniz bir boyuta götürmek istiyorum bu konuşmada. Nanoteknolojiler, Sabancı Üniversitesi'nde yeni kurulan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Nanoteknolojinin çeşitli tanımları var. Her şeyden önce çok küçük bir boyut. İnsan saçının binde birinden daha küçük. Atomlar seviyesiyle oynayabilme, atomlar seviyesinde bilimsel ve mühendislik çalışmalar yapılabilmesinin konusu nanoteknoloji. Amaç doğada olmayan bazı özellikleri üretebilmek. Söz gelimi tahta görünümlü çelik mukavemetinde yanmayan bir yapıyı üretmek. Veya çok küçük bir parçacık içinde damarlar ve dokunun içinde hareket ederek sadece kanserli hücreyi tanıyan, sadece kanserli hücreye gerekli ilacı aktarabilen bir yapıyı yapabilmek. Aslında nanoteknoloji değil, nanoteknolojiler dememiz lazım. Çok geniş spektrumlu bir teknolojiler yapısı. Temel bileşenlerini gözle göremiyorsunuz ama etkileri çok büyük. Eğer bugün öğleden sonra vaktiniz olduğunda Mehmet Ali Gülgün hocamızın vereceği derse katılırsanız belki gözle de bazılarını görebileceksiniz. Ambalajdan elektroniğe, gıdadan savunmaya, optikten tıbba, ziraate, aklınıza gelebilecek her türlü konuyu etkiliyor. Hatta tekniğin dışında yönetim, sanat, sosyal, güvenlik gibi alanlarda da fazlaca etkileri var. Günümüzdeki şu andaki tahmini pazarı 10 milyar civarında, bundan sonraki yıllarda 100 milyarlarca dolar civarında bir pazara ulaşmasını bekliyoruz. Böyle geniş etkili, zor bir alanda doğru çalışmayı yapabilmenin birinci koşulu ise ortak çalışmak, beraber çalışmak, bir takım halinde çalışmak. Çünkü birden fazla bilim ve mühendislik disiplininin beraber çalışmasını gerektiriyor. Niye böyle bir teknolojiye yatırım yapmak istiyoruz? Aslında biraz önce bazı koşulları sıraladım. Çok büyük etkileri var hem ekonomik hem diğer alanlarda ama biraz daha ayrıntısına konunun girmek istiyorum. 20. yüzyıl hatırlarsanız enerjiye dayalı bir yüzyıldı. 20. yüzyılda dünyaya hükmeden ülkeler genellikle enerji kaynaklarına da hükmetmek yol stratejisini gidiyorlardı. 21. yüzyıl ise teknoloji ağırlıklı bir yüzyıl olacak. Teknolojiye hükmeden ülkeler hem ülkelerinin dünya pazarından gerekli payı almalarını hem de halklarının refahını yükseltmesini sağlayacaklar. Bu teknolojiler içinde de birçok uzmana göre nanoteknolojiler 20. yüzyıla damgasını vuracak en önemli teknolojilerin içinde. Bunun etkilerini gündelik hayatımızda görmeye başladık. Evinizdeki boya belki nanoteknolojilerle üretildi. Belki kullandığınız motor yağının içinde nano parçacıklar var. Birçok kozmetik ürününün içinde nano parçacıklar var. Cebinizdeki cep telefonunun anteni büyük bir olasılıkla nanoteknolojiyle tasarlandı ve üretildi. Türkiye'nin böyle teknoloji ağırlıklı bir dünyada yerini alabilmesi, gerekli refahını artırabilmesi ve halkının ileriye dönük güvenliğini, refahını sağlayabilmesi için bu tür alanlara yatırım yapması gerekiyor. Peki bunu niye Sabancı Üniversitesi'nde yapıyoruz? Sabancı Üniversitesi genç bir üniversite. Hepiniz biliyorsunuz 10 yıllık bir geçmişimiz var. Bu genç üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde aslında bu alanda oldukça fazla çalışma yapılıyordu.
Öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğu, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu fizik, elektronik, mekatronik, kimya, malzeme, biyoloji gibi alanlarda nanoteknolojinin içinde sayılacak çalışmaları zaten yapıyorlardı. Ancak bu çalışmaları daha üst düzeye getirmek, daha faydalı olmasını sağlamak, daha geliştirmek için bir altyapı yatırımını yeni bir altyapı yatırımına ihtiyaç vardı. Yaklaşık 30 öğretim üyemizin katkısı ve 2 yıllık bir planlama süreci, bir teklif sunuldu Devlet Planlama Teşkilatı Altyapı Destekleme Programı'na. Bu teklifin kabul edilmesi sonucu Devlet Planlama Teşkilatı'ndan 27 milyon Türk liralık bir teçhizat desteği sağlandı. Bunun üzerine üniversitemizin kurucusu olan Sabancı Vakfı 23 milyon liralık bir destekle buraya yeni bir bina yapılması konusunda da yardımcı oldu. Böylece bu tür kaynaklarla üniversitemizde zaten var olan nanoteknoloji çalışmalarını daha ileri götürmek için odaklı bir yapıya sahip olma imkanı ortaya çıktı. Bu nedir? Nasıl yaklaşıyoruz böyle bir merkeze? Aslında bu merkezi Türkiye'de bazı ilklere imza atmak üzere kuruyoruz. Her şeyden önce en büyük özellik birlikte çalışmak ve geliştirmek vizyonu üniversitemizin. Birlikte yaratmak ve geliştirmek vizyonu. Nanoteknolojilerde bu çok önemli. Birden fazla mühendislik ve bilim disiplininin bir arada çalışmasını gerektiriyor. Dolayısıyla üniversitemizin bu temel kuralı nanoteknolojilerde çalışmak için gerekli ön koşulu hemen sağlıyor. Kurulacak merkezimizde değişik alanlardan bilim adamları, mühendisler, ülkemizin önceliklerine göre seçilmiş alanlarda odaklanmış uygulama çalışmaları yapacaklar. Bu konuları seçerken de üniversitemizde çalışan bilim adamlarımızın, öğretim üyelerimizin kişisel yaratıcılıklarını da ön planda tutacağız. Araştırmadan uygulamaya geçerken çok büyük bir sorun var. Bu bazı literatürde ölüm vadisi diye de adlandırılıyor. Çünkü temel araştırmalar yapılırken uygulamada ne zorluklar çekileceğini peşinen bilmiyorsunuz. Dolayısıyla araştırma sizi ancak bir yere getirebiliyor. Bunun üstüne adımlar atmazsanız hiçbir yere gitmiyor, bir yerde kalıyor, unutuluyor. Amacımız merkezimizde bunun üstesinden gelecek gerekli takım çalışmasını da yapabilmek. Koyduğumuz vizyona ulaşabilmek için uluslararası ortaklıklar biz planlıyoruz. Bu ortaklıklar hem teknik açıdan hem de yönetim ve danışma yürütme mekanizmaları içinde yapılandırılacak. Merkezimiz bu vizyonu ile, bu vizyonu sağlayacak altyapısı ve insan kaynaklarıyla uluslararası çapta rekabet edebilecek bir mükemmellik merkezi olacak. Birçoğunuz belki öğrencilerimizden duydunuz, üniversitemizde bölüm yok. Bölümsüz bir üniversiteyiz. Bu yapı nanoteknolojilerde araştırma yapabilmek için çok uygun. Dolayısıyla çığır açacak araştırmalar, endüstrinin ihtiyaçlarına odaklanmış, uygulama için kabul edilebilir bir takvim içinde yürütülecek merkezimizde. Bu çalışmanın içinden hepiniz göreceksiniz, ileride ödüller alabilecek, yeni öncü lider şirketler yaratabilecek, uluslararası çapta ses getirecek çalışmalar çıkacak. Örnek olarak yapı malzemeleri, çevre temizliği, su temizliği, atık yönetimi, gıda ve ziraat, moleküler biyoloji gibi alanlarda hızlıca çalışmalara girmek istiyoruz. Söz gelimi gıdaların içinde insanlar için gerekli elementlerin yoğunluğunu çoğaltmak, bakteri tutmayan kendi kendini temizleyen kaplamalar, boyalar yapmak, hafif ve dayanıklı beton üretmek, bu tür çalışmalar bu merkezde yapılabilecek çalışmalardan sadece küçük bir örnek. Özellikle nanoteknolojilerin güvenilir bir şekilde üretilmesinde de ayrı bir önem göstereceğiz. Bu alanda birçok sanayi ve diğer araştırma kuruluşları ile ortak uygulama geliştirme projeleri şu anda planlama aşamasında. Bundan sonraki günlerde bu konuda değişik haberlerde sık sık göreceksiniz. Merkezimizi bir özelliği de bu alanda çalışan Türkiye'deki bütün araştırmacılara açık olması.
Burada merkezimizin altyapısında ilk amacımız burayı bir yıl içinde çalışır hale getirmek. Merkezimiz işlerliğe kavuşunca sadece Türkiye içindeki diğer araştırmacılara ve doğal olarak Sabancı Üniversitesi'nin içinde çalışan öğretim üyelerine değil, aslında birçok lisans ve lisansüstü öğrencisine de bu merkezde etkin çalışma olanağı verilecek. Bizim öğrencilerimiz, sizin çocuklarınız dünya standartlarında bir laboratuvar ortamında beceri ve bilgilerini dünya standartlarında bu özel bir konuda herhangi bir ülkede, tabii ki kendi ülkemizde rekabet edecek düzeyde bir öğrenim görecekler. Bunlar yetiştikleri zaman bu laboratuvarda küresel anlamda ve ülkemizde önderlik yapabilecek yeteneklere sahip olacaklar. Amacımız bu merkezi uluslararası ödüller alan, kendi alanında öncü şirketler yaratan, çok ses getiren bir kuruluş haline getirmek. Amacımıza dünya üzerinde herhangi bir konuda çalışan bir araştırıcıya, bir yöneticiye, Türkiye'de nanoteknolojiler nedir diye sorduğunuz zaman, Sabancı Üniversitesi nanoteknoloji cevabı, merkezi cevabını hiçbir tereddüt olmadan verebilmesi. Bu cevabı aldığımız zaman biz de zaten amacımıza ulaşmış olacağız. Biraz da size merkez binamızdan bahsedelim. Nanoteknolojiler çok hızlı bir şekilde belirtmeye çalıştığım son derece hızlı gelişen ileri düzeyde teknolojiler. Böyle bir altyapının da bu tür teknolojilere uygun, yenilikçi, son teknolojilerle donatılmış bir yapı olması lazım. Binamızla başlayalım. Binamız çevresiyle uyumlu, en az enerji tüketen, en az atık salan, yeşil, çevre dostu bir bina olacak. Binamızın toplamı yaklaşık 7000 metrekare. Bunun içinde 800 metrekare bir temiz oda olacak. Bu temiz oda şu anda Türkiye'deki en büyük temiz oda ortamlarından birisi olacak. Bunun dışında 1400 metrekare kadar laboratuvar alanı ve 2400 metrekare kadar da genel ofis ve kullanım alanı olacak. Merkezimizin yeşil özelliklerinden ötürü hem planlamasından başlayarak gerçekleşmesine kadar olan süreçte özel bir izleme içinde. Bu izleme sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği LEED Very Good, çok altın seviyesine ve BREEAM, İngiltere kaynaklı BREEAM sertifikasına sahip olabilecek, Very Good, çok iyi seviyesinde. Bu iki sertifika alındığı zaman da aslında Türkiye'deki böyle sertifikalara sahip tek bina olacak. Buna yaklaşan en yakın bina yine bizim yakınımızda Gebze'de Siemens'in yeni kurduğu üretim merkezi. Yapısı açısından burası çok özel bir merkez, Türkiye'de öncü bir merkez olacak. Bu yapının içindeki teçhizatlar da aslında fazla ayrıntısına girmek istemiyorum ama DPT'nin katkısıyla alınacak teçhizatlar hem bu merkezin disiplinler arası özelliğini yansıtacaklar hem de bir bölümü Türkiye'de belki en iyi veya en iyilerin arasında olan teçhizatlar olacaklar. Bunların içinde atomik boyutta görüntüleme yapan elektron mikroskoplarını, hücrelerin DNA'larını hızlıca analiz edecek cihazları, 1-2 atom kalınlığında metal veya yarı iletken koyacak cihazları sayabiliriz. Merkezimizin bilimler arası, disiplinler arası özelliğini yansıtacak da 12 adet değişik laboratuvarımız bu merkezde olacak. Bu ileri teknoloji projesi merkezimizin 30'dan fazla öğretim üyesinin katkısıyla olan bir projesi. Bu proje şu anda inşaat aşamasında. Üniversitemizin birlikte yaratmak ve geliştirmek felsefesiyle bunu sonuna kadar çok büyük başarılarla getireceğin konusunda hiçbirimizin bir şüphesi yok. Ayrıcalıklı bir konuma sahibiz Sabancı Üniversitesi'nde bulunmakla. Eğer bugün fırsatınız olursa Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin yan tarafında olan inşaatı görebilirsiniz. Bu resimde gördüğünüz güzel bina şu anda kaba hatlarıyla ortaya çıkmış durumda. Merkezimizin açılışı 2011
Nisan'ına planlanıyor kapılarını açması. Ama bu aile günü, bundan sonra geleneksel aile gelirse, bundan sonraki aile gününde geldiğinizde merkezimizin içini de gezebileceksiniz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışın. Ben hemen bir şey ilave edeyim. Fuat hocamızın da söylediği gibi Volkan hocamız da bunu tasvip edecek. Hem İstanbul Politikalar Merkezi'nde uygulamalı sosyal bilim, hem nanoteknoloji merkezimizde lisans öğrencilerimizin çalışmasını istiyoruz. Onları o yöne teşvik ediyoruz. Onları almaya hazırız. Aldık bile. Beraber lisans öğrencilerimizle de çalışacağız orada. Şimdi soruya hazır varsa soru alacağız. Peki, teşekkür ederiz. Sayın Volkan Özgüz'e konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi patlama özellikli ve manyetik enerjili evrenin 7. nötron yıldızını keşfimiz başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Ersin Göğüş'ü kürsüye davet ediyoruz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde araştırmaların yanında birinci sınıf arkadaşlarımızın NS 101 dersinin de hocalarından bir tanesiyim. Eğer bir ders NS 101'den şikayet ederlerse sorumlusu benim. Ama onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, onu da merak etmeyin. Şimdi benim konuşmamda size anlatacağım konu kolay bir konu değil. Bunu birebir yaşıyorum çünkü ben bunu anneme babama anlatmaya çalışıyorum. Onlar bir noktaya kadar geliyorlar, yeter diyorlar. Ama bilim için çok önemli bir konu. Ben çocukken annem bu konularla fazla ilgili değil, o daha çok ne yedik ne içtik onunla meşgul. Babam erkek terzisi, ben onu hayretle izlerdim. Düşünün, 2 metre 80 santimetre boyunda bir kumaş takım elbise olup bir hafta sonra müşterinin üstünde yerini alıyor. Ben anlam veremezdim. Başlar bir yerden bir çizgi çizer, sonra başka bir çizgi. Niye bu çizgiyi ondan önce çizdin derdim. Cevaplardı. Bir noktaya geldiğinde bak, eğer susmazsan bu iş bitmez, sen de bahşiş alamazsın derdi. Ben de susardım. Şimdi vakit geçti. Biz iş güç sahibi olduk. Bir şeyler yapmaya başladık. Anlatıyorum onları ama bir noktaya gelince artık tamam, yaptığın iş herhalde iyi ki sana orada iş veriyorlar diyorlar. Ben de işlerime devam ediyorum. Öncelikle nötron yıldızından başlayalım. Nötron yıldızı nedir? Güzel şehrimiz, dünya harikası bir şehir. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Misafirperver bir milletiz. Eğer bir nötron yıldızı bize gelmiş olsaydı nereye misafir ederdik, nereye yerleştirdik? Bir nötron yıldızı 10 kilometre çapında ömrünü tamamlamış bir cisim. 10 kilometre ama içerisindeki kütle güneşin kütlesinin 1,5 katı. Güneşin yarı çapının 700 bin kilometre olduğunu düşünürsek, nötron yıldızının yarı çapı güneşin yarı çapının 70 binde biri, yoğunluğu muazzam mertebelerde. Tabii yoğunluk şu sayıyla ifade edersek ne kadar muazzam olduğunu görüyoruz. 10 üzeri 14 yani birden sonra 14 tane sıfır var her bir santimetre küpte. Bunu biraz daha basitleştirirsem, bir tatlı kaşığı nötron yıldızı maddesi 1 milyon ton ağırlığında. Bunu biraz daha anlaşılır hale getirirsem, eğer dünyadaki bütün insan kütlelerini hepimizi bir yere sıkıştırsak ve nötron yıldızı yapacak olsaydık, bir şeker küpüne sıkışmamız gerekecekti.
bu Erzurum'un o büyük şekerlerinden değil, bildiğimiz küçük şekerlerden. Ama bizim bu araştırmada ilgilendiğimiz konu nötron yıldızının bu yoğun hali değil. Yoğun hali de yoğun madde fiziğinin ilgilendiği çok önemli konulardan birisi. Evrende gözlenebilen en yoğun yapılar nötron yıldızları. Biz onun farklı bir boyutuyla ilgileniyoruz. Başka bir uç özelliğiyle ilgileniyoruz. O da manyetik alanı. Nötron yıldızlarından bazıları çok yüksek manyetik alana sahipler. Bunu birazdan size sayılarla göstereceğim, hissettireceğim. Bu manyetik alanların etkisiyle nötron yıldızları yüzeyinden biz patlamalar gözlüyoruz. Bu patlamaların benzeri, hani mantık olarak benzerini aslında yerde de yaşıyoruz. Nötron yıldızları kendi kendini kritikleştiren sistemler. Bu ne demek? Nötron yıldızı yüzeyi yüksek manyetik alanın etkisiyle o kadar sıkışıyor ki bir kritik noktada artık en ufak bir sıkışma nötron yıldızı yüzeyinin paramparça olmasına, bir bölgesinin paramparça olmasına sebep oluyor. Ve nötron yıldızı yüzeyinde deprem oluyor. Tıpkı yerdeki deprem gibi iki tane yerküre tabakası birbirine göre hareket halinde sıkışıyor. Bir noktada artık o sıkışmayı kaldıramaz hale geliyor. Biri diğerine göre hareket ediyor ve deprem oluyor. Umarım yakın bir gelecekte olmaz. Ama bu doğanın bir gerçeği. Depremler bizim hayatımızın gerçeği. Bize zarar verenler yapılar. Deprem değil. Deprem birkaç metrelik yerküre hareketi. Şimdi biz nötron yıldızlarına geri dönelim. Nötron yıldızlarındaki patlamalar kendini kritikleştiren yapıların bir anda enerji açığa çıkması. Bunun kaynağı da çok yüksek mertebeli manyetik alanlar. Bu manyetik alanlara biraz daha yaklaşmak için hayatımızdan manyetik alanlarla başlayalım. Neler var hayatımızda? Dünyanın manyetik alanı var. Tesla birimiyle ifade edersek şu kadar küçük. 0.00003 Tesla. Buzdolabına yapışan, bu hepimizin bildiği pizzacının telefon numarasını içeren manyetik alan, o biraz daha kuvvetli ama gene de küçük bir manyetik alan. Bildiğiniz bu oyuncak olarak kullandığınız manyetik mıknatısları manyetik alanı .3 Tesla mertebesinde. MR cihazı günümüz teknolojisinin bize sunduğu çok önemli bir uygulama. Birçok hastalığı erken teşhis ve tedaviye yol açan bir uygulama. Onun kullandığı manyetik alan 3.4 Tesla mertebesinde. Güneşinki biraz daha kuvvetli. Bizim şu anda en iyi laboratuvarda, dünyanın en iyi laboratuvarında elde edebileceğimiz manyetik alan 45 Tesla mertebesinde. Şimdi biraz dünyadan öteye gidelim. En yüksek manyetik alana sahip beyaz cüce, ki Güneş 5 milyar yıl sonra ömrünü tamamlayınca bir beyaz cüceye dönüşme ihtimali çok yüksek. Eğer o sınıf yıldızların en yüksek manyetik alanı düşünürsek 10 bin Tesla mertebesinde. Tipik bir nötron yıldızı yine yüksek manyetik alana sahip 100 milyon Tesla mertebesinde manyetik alana sahip. Manyetar dediğimiz çok yüksek manyetik alana sahip bir nötron yıldızı, ki bu bizim yedincisini keşfettiğimiz yıldız, 100 milyar Tesla manyetik alana sahip. Eşi benzeri yerde, başka bir gezegende, başka bir yıldızda, başka bir uygarlıkta kolay kolay laboratuvar ortamında gerçekleştiremeyecek bir manyetik alandan bahsediyoruz. Peki bu bizim için neden önemli? Evren bir laboratuvar. Bu laboratuvar bizim hiçbir masraf yapmadan kullanımımıza açık. Tüm yapmamız gereken oradaki patlamaları izlemek. Oradaki patlamalar bize maddenin çok çok yüksek manyetik alanlarla olan etkileşimini gösteriyor. O bilgiyi bize sunuyor. Böylece bu tip yıldızları bularak ve gözleyerek biz doğal deney ortamından veri toplamış oluyoruz. Ama hayatımız o kadar kolay değil. Aslında hayatımız çok güzel, çünkü yeryüzünde biz bu patlamaları direkt olarak gözleyemiyoruz.
Bu grafik ne kadar teknik detaya girmek istemesem de bir şeyler söylemem lazım. Atmosferin belli dalga boylarına saydamlığı. Bizim gözümüz görünen ışık dediğimiz şu bölgeye duyarlı. Küçücük bir bölge. Bu da mordan kırmızıya kadar uzanan bizim gözümüzle algılayabildiğimiz bölge. Bundan daha yüksek enerjilerde kızıl ötesi, X ışını ve gama ışınları var. Daha düşük enerjilerde yüksek enerjilerde mor ötesi, X ışını ve gama ışınları var. Düşük enerjilerde kızıl ötesi ve radyo dalgaları var. Nötron yıldızları, bizim incelediğimiz nötron yıldızları X ışını ve gama ışını yayılımları yapıyorlar ve o ışımalar atmosferimizden geçemiyor. Çok yüksek tabakalarda kesiliyor. Bu bizim için iyi haber çünkü o tehlikeli ışımalara maruz kalmıyoruz. Peki ne yapmalıyız? Bu yıldızları gözleyebilmek için öncelikle uydumuzu, teleskobumuzu atmosferin üst tabakalarına koymamız lazım. Bu bölgelerde gözlem için uydu teleskobuyla gözlem yapmamız lazım. Bu teleskoplar yaklaşık 550 kilometre yükseklikteler. Uçakların 10 bin metreden, 10 kilometreden uçtuğunu düşünürseniz, onun 50 katı kadar yukarıda dünya yörüngesinde dolaşan teleskoplar. Bunlardan çok sayıda yok. Her ülkenin yok, her ülkenin de olması gerekmiyor zaten. Kolay işler değil. NASA'nın, ESA'nın, Avrupa Uzay Ajansı, Japon Uzay Ajansı, JAXA'nın ve yeni yeni Çin, Hindistan ve Rusya'nın bu tip uyduları var. Biz NASA'nın ve ESA'nın uydularına fırsat gözlemleri önerisi sunuyoruz. Eğer yeni bir yıldız patlamayla kendini gösterirse bunu takip etmek için bize gözlem zamanı verin diyoruz. Onlar da panelde değerlendirip olumlu karşılarlarsa bize belli bir zaman rezerve ediyorlar. Tamam, bu kadar zaman sizin, fırsat çıktığında bizle irtibata geçin diyorlar. Benim ekip olarak içinde bulunduğum Fermi ve Swift uyduları anında bize veriyi iletiyorlar. Chandra ve Arex diye, bunlar isimleri detaylarına girmeyelim. Bunlarda da bizim fırsat gözlemlerimiz var. Rezervde bekleyen gözlem zamanlarımız var. Ne zaman ki fırsat kendini gösterirse bunları devreye sokabileceğiz. Aşağıdakilerde gözlem zamanımız yok. Onlar Avrupa'nın ve Japonya'nın. Orada ne kadar çabalasak da biraz o politik bariyeri, yani bilimsel politik bariyeri kırıp hala gözlem zamanı almakta zorlanıyoruz. Ama yeni yeni oradan da gözlem zamanı elde etmeye başladık. Tabii doktor ama Amerika'da bir NASA istasyonunda yapmış olmak ilk teleskoplarda gözlem zamanı almayı biraz kolaylaştırıyor diyebilirim. Şimdi keşfe gelelim. Nasıl gelişti? Bu bir günde olmadı tabii ki. 1979'dan beri bu tip 3 tane kaynak biliniyordu. Ama bunlar sadece patlama özelliğiyle biliniyordu. 98'de dördüncüsü keşfedildi. 98-99 yıllarında bu 4 kaynağın yüksek manyetik alana sahip nötron yıldızları olduğu anlaşıldı. Bakın 20 sene gerekti bunun için. 79'dan 89'a kadar, internet çağından önce. 2008 yılında Fermi uydusunun fırlatılmasından sonra işlerimiz çok renkli hale gelmeye başladı. Uyduda Fermi ve Swift birlikte gözlem yaptıkları dönemde biz 2008 yılında 5.'yi bulduk. Bunun magneter olduğunu belirleyip duyurduk dünyaya. 2009'da 6. keşfedildi. Bunun dönme periyodunu bulduk ama magneter olduğunu rakibimiz olan İtalyan ekip duyurdu. Ve 2010 yılında, bu senenin 19 Mart'ında bu yıl için fırsat gözlemi önerisi verdiğim günün ertesi gün, şöyle biraz dinlenelim artık, biraz bekleyelim dediğim anda yeni bir patlama ve yeni bir yıldız ortaya çıktı. 19 Mart günü öğleden sonra 3.30'da biz patlama haberini aldık. 3 saat gibi kısa sürede fırsat gözlemlerini harekete geçirdik. Bunların hepsi
bugünkü iletişim koşullarıyla artık çok çok kolay. Tabii gözlem uydusunu yerden kontrol etmek ve onun hali hazırda gözlem programını kesmek kolay değil. Doğal olarak bir süreç gerektiriyor. Ancak 3 saat içinde 550 kilometre yukarıdaki uyduyu bu yeni pozisyona çevirebildik. Ve o gece saat 10.30'da Türkiye saatiyle bu yeni kaynağın yeni bir magneter olduğunu tüm dünyaya duyurduk. Yine bu konuyla ilgilenen dünya astronomi astrofizikçilerinin anında aldıkları bir e-mail ağıyla. Bundan 4 gün sonra şu anda X ışınlarında en net fotoğraf çeken Chandra X ışını uydusuyla bu sistemi gözlemledik. Ve bu bilgileri anında paylaştık. Dünyaya paylaştık. İlgili bilim insanlarıyla paylaştık. Ve onlar bizim bunun artık ehli olduğumuzu, bu konuda epey ileriye gittiğimizi hissettiler. Ve bize öneriyle geldiler. Bizim de yerden şu gözlemlerimiz var, isterseniz size katılalım. Biz gözlemi olduğunu bildiğimiz insanlara gittik. Bakın bizim elimizde şunlar oluştu, isterseniz siz de gelin. Böylece az önce gösterdiğim o elektromanyetik type'ın hemen hemen her yerinde gözlem imkanı sağlamış olduk kısa bir sürede. Ve yaklaşık 1,5 ay sonra da bu makaleyi, bu keşfi makale haline getirip yayına yolladık. Kısaca şurada, keşfe giden yolda neler yaptık tekrar bir hatırlatmak isterim. Bu fırsatların olacağını biliyorduk. Gökyüzünde milyarlarca yıldız var. Bunların bazıları patlama özelliğine sahip ama nerede olduklarını bilmiyoruz ve her biri çok önemli bizim için. Çünkü onlar doğal birer laboratuvar. Bu fırsatların her an çıkacağını bilerek biz fırsat gözlemleri önerimizi yaptık. Donanımlarımızı hazırladık. Hazırlığımızı tamamladık ve beklemeye koyulduk. Sonrasında fırsat çıktığı anda harekete geçtik. Bir risk aldık. Burada risk nedir? Ben gözlem yapılması için buradan isteğimi yolladığım zaman onlar bu isteği yerine getirecekler. Eğer bu yeni bir yüksek manyetik alanlı yıldız değilse o gözlem zamanım ölecek, gidecek. Bir sonraki seneye kadar yeniden bir istekte bulunma şansım olmayacak. Böyle bir risk var her zaman. İlk sonuçları aldıktan sonra sonuçlarımıza çok güvendik. Bunu dünyaya duyurduk. İlk bilen biz olduk. Öncü olduk. Bu çok önemli. Çünkü bu sayede dünyadan insanlar kimle irtibata geçseler iyi olacak onu fark ettiler. Ve bu sayede çok iyi bir ekip oluşturduk. Elektromanyetik Type'ın her tarafında bilgi alabileceğimiz bir konsorsiyum oluşturduk. Ve rekabet ortamında İtalyanların da ilgilendiğini ve ESA'nın uydusuyla gözlemlediklerini biliyorduk. Çok iyi motive olduk. Farklı saat dilimlerinde, o dönemde ben bir konferans için Japonya'daydım. Japonya'dan ben başlıyordum, Avrupa'dan meslektaşlar devam ediyordu, sonra Amerika'dan. 24 saat hiç durmadan bu işi sürdürdük ve sonuçta mutlu sonuna ulaştık. Burada gösterdiğim keşfe giden yol ama burada gösterdiğim bilgiler aslında bizim Sabancı Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim felsefemizi yansıtıyor. Bizler bu çalışmada aslında burada bu üniversitemizde uyguladığımız eğitim öğretim felsefesini, öncülüğü, ilk olmayı, bunun sorumluluğunu ve ekip çalışmasını yapıyoruz. Ben sadece bunu araştırmamı uygulamış oldum. Çok çok teşekkür ederim. Bu keşfedilen yıldızların yerleri sabit mi yoksa dünya gibi güneşin etrafında dönüyorlar mı? Bu yıldızlar çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu patlamalar bize zarar verecek boyutlarda değil. Çünkü bu yıldızlar bizden binlerce ışık yılı uzaklıktalar. En azından 5-6 bin ışık yılı mesafedeler. Yani o patlamalar aslında 6-7 bin sene önce meydana gelen patlamalar, o bilgi bize yeni yeni ulaşıyor.
Güneş'ten, Güneş sisteminden çok uzaktalar ve çoğunlukla galaksinin, Samanyolu'nun merkezine yakın bölgelerdeler. Bizim çevremizde bu tür nötron yıldızları yok. Bu iyi haber, aynı zamanda da kötü haber. Yerleri sabit mi, yerlerini değiştiriyorlar mı? Yerleri çok az değişiyor. Yani buradan baktığımızda çok fazla değişmiyor. Zuhal Saraç, Meral Aynık'ın soruları getiriyor. Fırsatları tahmin ediyorduk dediniz. Demek ki bir bölgeyi hedef alıyorsunuz. İkinci sorum, bize bir yansıması olacak mı? Zaman içinde çok bir şey etkilemeyeceğini anlıyoruz. Onları incelediğinizde ne çıkacak diye bekliyorsunuz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. İlk sorunuz, şimdi ben ikincisine cevap vereyim çünkü çok daha önemli. Şimdi direkt olarak uygulamasını bunun görmeyeceğiz. Ama az evvel bahsettiğim gibi laboratuvarda test etme imkanı büyük bir ihtimalle binlerce yıl gerçekleşemeyecek olan çok yüksek manyetik alanlarda maddenin etkileşmesini biz doğal olarak izliyor olacağız. İzliyoruz. O yüzden bunu biz kullanıyoruz. Ama onun yanında temel bilim, bilim kültürü oluşturmamızda çok önemli katkılar sağlıyor. Bu sadece buluş yapıldığı ile bitmiyor. Gençler temel bilimlere ilgi duyuyorlar. İlgi duyar hale geliyorlar. Daha fazla ilgi duyuyorlar. Gençlerimiz ilgi duyuyor ama artık uygulama illa bunun direkt katma değeri düşünceleri kıskacına girmeden, temel bilim olmadan, binayı inşa etmek için sağlam temel koymadan gökdelenini inşa edemeyeceğimizi daha iyi anlamaya başlıyoruz. Burada yan bir şey de var. Burada kendimizi, teknolojilerimizi, yaklaşımımızı test ediyoruz. Ayrıca burada bir hata yapabilirim ama nasıl diyelim ki İngilizler Everest'te ilk adam çıkarmayı taktan hoşlanıyorlar. Evrendeki nötron yıldızını da Türkiye'den bir arkadaşının bulması fena bir şey değil diye düşünüyorum. İyi günler, Nazan Değirmenci ben. Pardon. Evet. Bu nötron yıldızının mesafesiyle ilgili bir bilgi var mı? Patlamalar esnasında çekilmiş fotoğraflar veya dokümanlar var mı? Var. Mesafesi az evvel kısaca bahsettiğim gibi 6000 ışık yılı mesafede. Bu ne demek? Eğer oradan bir ışık demeti yollarsanız, o ışık demeti bize ulaşması, ışık demetinin bize ulaşması için 6000 yıl geçmesi lazım. Işık yılı bir mesafe birimi. Şimdi sayı olarak 10 üzeri çok sıfırlı bir şey, 10 üzeri çok sayılı bir şey. Çok uzaktalar. Galaksinin merkezine yakın yerlerdeler. Patlamanın fotoğrafı da var. Biraz teknik ayrıntıları bunun dışında bıraktığım için buraya katmadım. Ama bilimsel makalemizde o patlamanın iki boyutlu resmi dediğimiz zamana bağlı gama ışını şiddetine bakarak onun fotoğrafını çekmiş oluyoruz. Teşekkürler, tebrikler. Çok teşekkürler. Nazan Değirmenci ben. Şimdi size bir soru sormak için önce bir alt cümlemi kurmam lazım. Ben 10 yaşlarında 4. sınıftayken tabiat bilgisini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye başlayınca merak etmiştim. Tamam, uzay boşluğu var, gezegenler var, yıldızlar var. Ama biz düşersek nereye düşeceğiz? Atmosferin dışına çıkarsak nereye düşeceğiz? Nereye kadar gidebiliriz? Her an birinin şeyine takılabiliriz. Ondan sonra nereye gideceğiz? Bunu çok merak etmiştim. Ve bununla ilgili hep kafamın bir kenarında bir soru olduğunu biliyorum. Daha sonra şu anda Japonya'da çalışan sanıyorum bir fizikçi arkadaşınız var. O aynı soruyu sorduğunu ve bununla ilgili fizik okuduğunu ve şu anda Japonya'da çalışacağı için, çalışma fırsatı bulduğu için çok sevindiğini söylemişti ve ondan cevabı alabileceğimi düşünüyordum.
Fakat ondan sonra bir daha yani ya da ortam olmadığı için ya da Türkiye'de bununla ilgili haberler gereğince yapılmadığı için bir daha haber alamadım. Şu anda bunu sizde keşfetmek çok hoşuma gitti. Biz nereye düşeceğiz? Manyetik alandan bahsettiğiniz için soruyorum. Şimdi konuya düşmek olarak yaklaşmayalım. Çünkü düşmüyoruz. Yani düşüyoruz, aynı yere düşüyoruz. Kütle çekimi, Newton, büyük Newton, bunu 400 sene önce açıkladığında birçok soruyu zaten az çok netleştirmiş oldu. Kütle çekimi bizi bir yerde tutuyor. Dünya, Güneş ve Güneş sistemi kütle çekiminin etkisiyle bir sistem. Ne uçup gidiyor ne bir yere düşüyor. Güneş sistemi bir sistem olarak galaksimiz içinde sarmal kolda yine kütle çekiminin etkisiyle hareket halinde. Uzayda hiçbir cisim kendi başına özgür değil. Kütle çekimle küçük de olsa bazı kuvvetlerle birbiriyle etkileşim halinde ve o etkileşimler hepsini bu ahenkte devam ettiriyor. Herhangi bir yere düşme yok. Kısa bir soru ama bence çok önemli. İsmim Angela Berke. 25 yıldır Türkiye'deyim. Özellikle mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi olarak buluşlarınızı nasıl kuruyorsunuz? Barışı dünya barışa ne şekilde katkıda bulunabiliyorsunuz? Barışı nanoteknoloji ile manyetik alanla nasıl sağlayabiliyorsunuz? Bu dünya yapıcı olsun, yıkıcı olmasın. Tabii. Şimdi benim en büyük buna verebileceğim örnek kendimden. Benim tez hocam bir Yunanlı ve öğrencisi, ben Türk'üm. O tez yazma döneminde bir kap yemek ikimizindi. Yani o kadar iç içeydik. Temel bilimde ne politikaya yer var ne ekonomiye. Biz bu işe odaklandığımız anda dünyevi meseleleri biraz kenara itmiş olduk. Ama tabii bu içinde yaşadığımız toplumun sorunlarını bir kenara atıp sadece temel bilimin sorununu çözmekle meşgul değiliz. Doğal olarak onlara da zaman ayırıyoruz. Tabii bu kaynaştırıcı bir ortam. Az evvel bahsettiğim keşif benim tek başıma yaptığım bir keşif değil. Salonun arka yerlerinde Sabancı Üniversitesi mensubu diğer takım üyemiz var. Onunla beraber 21 kişi daha var. Bunlar 6 farklı milletten, 8 değişik enstitüden insanlar. Bu insanlarla biz bazılarıyla bu keşif biz duyurduktan sonra onların bizle irtibata geçmesiyle haberdar olduk ve yepyeni bir arkadaşlık, dostluk ortamı kuruldu. Şu anda biz meslektaştık, yayınlardan ve çalışmalardan birbirimizi tanıyorduk ama artık bir anda bir gecede sen ben olduk. Bir dostluk kuruldu, bir köprü kuruldu. Konuşması için Sayın Ersin Göğüş'e çok teşekkür ederiz. Ödül törenimize devam ediyoruz. Ödülünü alanlara ödüllerini takdim etmek üzere Sayın Nihat Berkeli, Sayın Albert Erkipi, Sayın Mehmet Baçı ve Sayın Haluk Balı tekrardan sahneye davet ediyoruz. Sıradaki ödülümüz Temel Geliştirme Yılı Öğretim Görevlisi Ödülü. Bu ödülümüz Diller Okulu öğrencilerimizin oyları ile belirlenmiştir. Üçüncülük ödülünü alan Sharon Turner. Birincilik ödülü İrfan İyibil.
şey, bir fotoğraf. Bir fotoğraf. Teşekkürler. Şimdiki ödülümüz 1. sınıf üniversite derslerine katkı ödülü. Bu ödülümüz iki kategoriden oluşuyor. Birinci kategorimiz sınıf dersleri kategorisi. Bu kategoride ikincilik ödülü Tamer Kütükçü. Birincilik ödülü Engin Kılıç. Üniversite derslerine katkı ödüllerinde için ikinci kategorimiz amfi dersleri kategorisi. Üçüncülük ödülü iki kişiye verilmiştir. Birinci olarak Ayhan Akman. Kendisi Erasmus öğretim üyesi değişim programı ile yurt dışında olduğu için şu anda aramızda bulunamıyor. Üçüncülük ödülünü paylaşan diğer hocamız da Saygın Salgırlı. Amfi dersleri kategorisinde birincilik ödülü Cemil Koçak. Ödül alanları tebrik eder, ödül verenlere teşekkür ederiz. Şimdi bilmeden nelere yüksek fiyat ödüyorsunuz ve niye bunu bilseniz de ödemeye devam edeceksiniz başlıklı konuşmasını yapmak üzere Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Cenk Koçaş'ı kürsüye davet ediyoruz. Evet, bir kere daha hoş geldiniz. Böyle bir grubu bugün üniversitemizde ağırlıyor olmaktan ben bir öğretmenim olarak çok mutluyum. Onu sizlerle bir paylaşarak başlamak istedim. İsmim Cenk Koçaş, Yönetim Bilimleri Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Esasında mühendis olarak başladım eğitimime. Sabancı Üniversitesi'nin felsefesinde olduğu gibi şansım yerinde gitti. Mühendis olarak başlamama rağmen daha sonra pazarlamaya olan ilgimden dolayı yönetim bilimlerine geçmek, master'ımı yönetim bilimlerinde yapmak, sonra doktorum için yurt dışına giderken de pazarlama doktorası yapmaya gitme şansım oldu. 2000 yılında doktoramı tamamladıktan sonra 2000-2004 yıl arasında da Michigan State Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. 2004 yılından beri Sabancı Üniversitesi'ndeyim ve Türkiye'de hem sizlerin evlatlarıyla hem şirketlerle hem daha önceden üniversiteden mezun olmuş şu anda şirketlerde çalışan ama üniversiteye geri dönen öğrencilerimizle değişik seviyelerde çalışma şansımız oldu. Sabancı Üniversitesi'nin hakikaten çok iyi yaptığı şeylerden biri de tüm topluma değişik seviyelerde ulaşarak nasıl değer yaratırız bu konuda çalışmalar yapmak ve bugünün de o değerin bir parçası olarak gördüğüm için çok mutluyum. Şimdi sosyoloji,
insan demokratikleşme süreci diye başladık. Önce saç telinin binde birine gittik. Sonra 6000 ışık yılı uzaktaki yıldızlara. Şimdi yeniden yaşadığımız şu dünyaya, bu seviyeye sizi getirmek istiyorum ve iç içe olduğumuz, yaşadığımız şeylerden birinden, pazarlamadan bahsetmek istiyorum. Şimdi pazarlama toplumumuzda çok yanlış anlaşılan bir şeydir. Mesela çok ufak bir örnek vereceğim. Pazarlama satış değildir. Çünkü satış demek bir elinizde olan elbiseyi bir insana ikna edip vermeye çalışmaktır. Ya o elbiseye o insana uymuyorsa, bu temel bakış açısından başlayıp ben çok detaya gitmeden diyeceğim ki pazarlama bizim için aslında değer dediğimiz bir yapı üzerine kuruludur. O yüzden ilk olarak sizinle bu değer dediğimiz şey ne onu paylaşmak istiyorum. Ondan sonra biz burada Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri olarak tabii iyi pazarlama yapıyor değiliz. Öğrencilerimize insanlar için değer nerededir, nasıl aranır, nasıl bulunur bunu öğretmeye çalışan insanlarız. Bunu yapmak için de biraz ufkumuzu genişletmemiz gerek belki. Size nerelerde hayatımızda değerleri görüyoruz ve buna karşılık bedel ödüyoruz ve bazen ummadığımız şekilde yüksek bedel ödediğimiz değerlerle nerede aslında hakikaten değer olduğunu size ikna etmeye çalışacağım. Şimdi buna başlamak için önce çok basit size bir değerin ne olduğunu tanımlayayım. Bunu yaparken de çok saygı duyduğum bir pazarlama genel müdürünün bana verdiği bir örnekle başlayacağım. Bu genel müdür demişti ki karşıda Kemerburgaz taraflarında yaşıyor. Yazın sonlarına doğru biliyorsunuz Türkiye'de karpuz fiyatları gittikçe düşer rekabet artar. Fakat çoğu insanın aslında eve götürdüğü karpuzla ilgili belki bir problemi vardır. Bu pazarlama müdürü arkadaşım bana bir gün dedi ki Cenk hocam ya dedi pazarlama işini bir karpuz satıcısı çözmüş. Nasıl çözmüş? Dedi ki evimize giderken karpuz alırsak muhtemelen evde bunu yemek için direkt alıyor olduğumuzu tahmin eden bir satıcı oraya çok basit bir çözüm olarak bir buzdolabı yerleştirmiş. Ve içine yerleştirdiği karpuzları bize daha soğuk olarak ve daha yüksek fiyattan satıyor. Böylece hakikaten benim gibi insanlar ki Kemerburgaz tarafında yaşadıklarına göre herhalde gelir seviyesi daha yüksek seviyedeki insanlardan bahsediyoruz. Eve giderken karpuzun kilosuna 20 kuruş vermektense soğuk karpuzun kilosuna 1 lira vermeyi kabul ediyorlar. Ve böylece karpuzu alan mutlu çünkü evine gidiyor kesiyor direkt oturup yiyor. Karpuzu satan daha karlı. İşte çok basit bir şekilde pazarlamanın dünyaya katabileceği değerin bizim dünyamızdan bir örneği. Yani bir grup insan için bir anlamlı çözümü bulmak, bu çözümü de karlı şekilde uygulamaya aktarmak. Hemen başka bir değer örneği vereyim. Şu Nescafe'nin üçü bir arada ürünü. Şimdi bu Türkiye'de çok başarılı olmuş bir ürün. Düşünürsünüz ki Türkiye'de çok başarılı herhalde bu Kanada'da da, Amerika'da da, İngiltere'de de çok başarılı bir üründür. Cevabımız hayır. İlginçtir. Bu Türkiye için başarılı bir ürün. Niye? Çünkü yine Türkiye'de anlamlı olan, önemli olan bir değeri içerebilen bir ürün. O değer nedir? Türkiye'de şu anda nüfusumuzun 50 milyon civarındaki kısmı yıllık geliri 1000 doların altında bir gelirle yaşıyor. Yani çoğu insanımızın günü kurtaracak parası sınırlı. O yüzden mesela hazır kart kullanımı çok yüksek Türkiye'mizde. Ya da OGS, KGS'ye bir türlü geçemiyoruz. Çünkü insanların o yatırım yapacak parası yok. O insan için kavanozda kahve almak da bir yatırım. Ve bu yapabildiği bir şey değil. Bunun üzerine Nescafe gibi bir ürün size sadece bugün için benim kahve içebilmemi sağlayacak bir ürün. Evet birim fiyat olarak çok pahalı. Ama o anlık kahve ihtiyacıma cevap verebilen bir ürün olarak karşıma çıkıyor. Bu sefer ne gördük? Gelir seviyesi nispeten düşük kişiler için anlamlı, değerli bir ürün nasıl yaratılmış, nasıl sunulmuş? Şimdi biraz önce çok güzel bir soru aldık. Dendi ki bilim, teknoloji, güzel çalışmalar yapılıyor. Bunlar nasıl aslında insanların yararına sunulacak? Bu değerleri bizim açık kalplilikle, ufkumuzu geniş tutarak arayabilmemiz, bulabilmemiz ve hakikaten insanımıza sunabilmemiz işte değer yaratmanın önemli bir kısmı. Bugün gelişmiş olan ülkelerin bunu çok iyi yapabildiğini görüyoruz. Yani insandan başlıyoruz, insanı anlıyoruz. Onun için ne yapabilirim, neyi daha iyi yapabilirim ve bunu yaparken nasıl karlı olup ben de varlığıma devam edebilirim sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu bakış açılarıyla bizim için pazarlamanın bütününde değer olmalıdır ve değerin çevresinde
oluşturmamız gereken şey çözümü güzel bir fiyat, iletişim, dağıtım ile sunabilmektir olacak. Şimdi size şöyle bir soru sorarak günlük hayatta değeri nerede arayabileceğimizi, bulabileceğimize bir zor örnek vermek istiyorum. Niye zor bir örneği seçtim? Öncelikle onu söyleyeyim. Hakikaten öncelikle sizin ya orada değer olmaz dediğiniz bir yerde değer bulabilirsem, size ikna edebilirsem, umuyorum ki hepimiz evimize dönüp yaptığımız o çalışmalarda ben bugün işimi, ben bugün kendi insanın mutluluğunu nasıl değiştirebilirim de cevap bulabiliriz, değer bulabiliriz. Şimdi sorumuz şu. Diyelim ki şöyle 100 gramlık bir standart ton balığı konserve kutusu satışta süpermarkette ve diyelim ki bir fiyatı var. Müşteriler için bedel 2 lira. Bu ürünün süpermarkette satılabilecek 3 katı yani 300 gramının içinde olduğu bir konserve halini yapsak. Bu konservenin süpermarkette satılabileceği bir fiyat ya da fiyatlar neler olabilir? Ben bunu şirketlerle yaptığımız çalışmalarda soruyorum. Çok güzel böyle 8, 10, 12 sınıfın %80'i cevap veriyor. Ve belki sizden de şu anda cevapları alsam karşıma çıkacak bir sahne olarak genellikle ulaşılan cevaplar 5, 5.45, 5.95, altının altı olsun da ne olursa olsun cinsi cevaplar. Yani biz diyoruz ki toptan alırsak ucuza almalıyız. Şimdi niyesini sormayacağım çünkü niye öyle olmaması gerektiğini konuşacağım. Ama bu bir inanış, bu bir ezber. Ya niye bunu sorabilmek için size öncelikle şöyle internetten bulduğumuz bir resim göstereceğim. Bu yanılmıyorsam herhalde komik diye birisi çekmiş ve buraya koymuş. Ne diyor bu resim? Şimdi benim diyor tişörtlerim bu satıcı değerli ama diyor bu tişörtlerin ikisini üçünü beraber alırsanız çok daha değerli. O yüzden üç tane istiyorsan birim ödediğinden daha fazla ödemen lazım. Şimdi buna bir yandan güldük bir yandan diyoruz ki ya biz böyle bir şeyi yani şunu görsek ne yaparız? Üç tane bir tişört almaya çalışırız. Peki ben size şunu sorsam çok basitinden bizim toplu aldığımız zaman bizim için daha değerli olduğu için birim fiyat olarak daha çok verdiğimiz ürünler var mı acaba? Yani toplu almada bir değer var ve bu değer orada var. Ve biz o yüzden bunu toplu alırken daha yüksek para veriyoruz. Şimdi önce böyle ürünler var sizinle onları paylaşacağım. Sonra da size ikna etmeye çalışacağım şey şu olacak ki. Burada ben bunu size söylememe rağmen sizde gelecek el, yani gelecek sefer alışverişe gittiğinizde belki bunu ufak alsam daha ucuza alır mı bilmenize rağmen umuyorum ya da iddia ediyorum ki uzun vadede hala büyük boyunu almaya devam edeceğimiz ürünler olacak. İşte buradaki değeri size ikna etmeye çalışacağım. Şimdi hemen gerçek hayatta yaşadığımız bir örnekle başlayalım. Bayramlarda sık sık kullandığımız Ferrero Rocher'in bu yuvarlak çikolatası. Bu çikolatayı geçenlerde bir bayramda yakınımızda bulunan iki adet perakendeci de iki farklı kutusunda fiyatlarını gözlemleyerek buraya taşımak istedim. Soldaki kutu 24'lü bir kutu. İçinde 24 tane çikolata var. Sağdaki kutu 16'lı bir kutu. İçinde 16 tane çikolata var. İki çikolata aynı. Yani bana iki tane verseniz ikisi tamamen aynı. Ayırt edemem. Bu 24'lü paketin mesela Kipa'daki fiyatı 13.49. 16'lı paketin Kipa'daki fiyatı 6.99. Ben eğer tanesine bölersem görüyorum ki Kipa'dan aldığım zaman 24'lü paketin içindeki tane çikolataya 56 kuruş veriyorum. Öbürünün içindeki tane çikolataya ise 44 kuruş veriyorum. Yani eğer büyük paketi alırsam, toptan alırsam %29 daha çok para ödüyorum. Şimdi Ferrero Rocher pazarlama konusunda çok başarılı bir şirket. Bir İtalyan şirketi Türkiye'de pazarlama kabiliyetini devam ettiriyor. Diyor ki Ferrero Rocher, ben bu iki ürünü sana aynı şekilde sunuyorum. Biri daha toptan görünüyor olabilir. Fakat bu 24'lü üründe diyor başka bir değer var. O değerden dolayı sen buna daha yüksek para ödemeye eğilimlisin. Ben de bundan faydalanacağım. Çünkü ben de kar ettiğim sürece sana bu yeni değerleri getirebilirim. O değer ne diye hemen düşündüğüm zaman görüyoruz ki düşünün bayram öncesi bunlardan birini alacaksınız. Soldakine niye eğilim gösteririz? Çünkü muhtemelen eğer bayramda böyle bir çikolata alıyorsak ya evdeki misafire sunacağızdır ya da bir büyüğümüze hediye olarak götürüyoruzdur. Her durumda bir sunma ya da hediye boyutu oluyor ki bu da işte bir tepsi şeklindeki sunumun
daha anlamlı, daha değerli olduğunu gösteriyor. O yüzden Ferrero Rocher demiş ki bu ürün daha değerli, o yüzden sizin için daha yüksek fiyatı satıyor olacağım. Şimdi buradaki ilginç bilgi bu. Ben bunu sizinle paylaştım. Önümüzde bir bayram var. Bu ürün ve benzerini alanlarınız aranızda, belki bazılarınız diyecek ki ya şu 16'lık daha ucuzmuş, onu alayım. Ama inanıyorum ki yeterince çoğunuz hala diyecek ki yok, bundaki değer farklı. O yüzden ben toplu olanını alacağım. Size birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Sadece bir çikolataya takılıp kalmayalım. Benim 2 yaşına gelmekte olan bir kız çocuğum var. Bu konuyu da 4-5 yıldır anlatırım. Çünkü Türkiye'ye ait çok güzel bir olay. Çocuğum olduktan sonra da bir bebek bezi almam gerekti. Ve bir yandan anlatıyorum, bir yandan eve bebek bezi yetiştiriyorum. Bir gün geldi ki ya dedim şu aldığım bebek bezine bir baksam ya. 54'lü paketleri var, 28'li paketleri var. Üşenmezseniz oturun hesaplayın. Büyük paketi alırsanız eğer, ki ben hep büyük paket alıyordum, tane bebek bezine daha yüksek fiyat veriyoruz. Şimdi bir yandan hemen Türk içgüdülerim devreye girdi. Bundan sonra küçüğünü alayım dedim. Ondan sonra bir sürü küçüğünü almaya çalıştım ve hemen size son alışımı hatırlatayım. Yine sokaktayız, altını yaptı kızımız, yetişmem lazım. Baktım çantayı evde unutmuşum, hemen kipaya daldım. O sırada eşimi aradım. Eşim dedi ki evde de bitti, çok al. Yine 4 tane büyüğü ve alt silme bezini topladım. Böyle tutmaya çalışıyorum. Hiç gözüme bile gelmedi küçük paketler. Daha ucuz ama benim orada 4 bezi, silme bezlerini bilmem neyi taşımam gerekiyor. Değer olarak toptan olmasının faydasını şahsen yaşadığım için şu anda geri döndüm. Aldığım zaman büyük paketi alıyorum. Tekrar Huggies gibi, P&G gibi şirketler daha büyüğü, çocuğu olan ev için daha değerli. Çünkü bu evde bittiği zaman büyük problem. O yüzden ben daha büyüğünü daha yüksek fiyatı satabileceğim diyorlar. Başka örnekler yine Türkiye'mizden. Her süpermarkette her zaman değil ama. Öncelikle bira alırken gözlemlenmiş bir şey. Sesi düşünüyorum. Biranın tanesi 1 liraysa 8 biranın bir kutuya konduğu zaman 9 liraya satıldığı durumlar var. Fakat tekrar böyle gruplarla konuşurken soruyorum, hiç böyle görüp bira alan oldu mu? Evet aldık diyor insanlar. Niye aldınız? Ya 8 birayı taşımak ne kadar zor. Yani sırf taşıma kolaylığı bile bir değer olarak bir araya geldiği zaman size daha toplamını daha pahalıya satmayı gerektirebiliyor. Sağdaki Red Bull'un reklamı yine Komikaze'de yayınlanmış. Yani hata ya da komik diye düşünülüyor. Diyor ki tekli alırsan fiyatı 2 lira, dörtlü alırsan, yani Türk insanı çok güzel çarpmayı bilir. O yüzden burada ne yanlış? Diyor ki bu şekilde satan yer, tekli alıyorsan muhtemelen kişisel kullanım için alıyorsun, dörtlü alıyorsan muhtemelen bir sosyal olaya doğru alabilirsin. Kişinin kendi kullanımındaki ürüne verdiği değer ile sosyal bir ortamdayken kullanımda aradığı değer farklıdır. O yüzden mesela çok rahat bir bara gittiğimizde evde 50 kuruş içeceğimiz içeceği 5 lira verebiliyoruz. Bu değeri ortaya çıkarmanın ya da kâra çevirmenin başka bir şeklini kullanan bir şirket. Şimdi size hemen beni özellikle çok şaşırtan ve bu mantığın günlük hayatı nasıl geçebileceğini anlatan bir örnek paylaşmak istiyorum. Şimdi IKEA adlı İsveç şirketinden alışveriş yapanlarınız, hatta oradan yemek yiyenleriniz varsa bilirler ki orada içecek bir şey almak bir bardak almak demektir. Bardağı aldığınız zaman istediğiniz sıklıkta doldurabilirsiniz. İstediğiniz sıklıkta doldurabilmek ne demek? Aslında sonsuz kola içme hakkını satın alıyorsunuz bir bardak alarak. Şimdi Amerika'daki bu şekilde içecek satan hızlı yemekçilerin %98'i size bardak verip sonsuz içecek hakkını satar. Fakat bunu yaparken de size der ki şu 3 boyut bardaktan hangisini istiyorsun? Bakın biliyorsunuz IKEA bunu Türkiye'de yapmıyor. Tek boy bardak veriyor. Şimdi bunun güzelliği şöyle. Aramızda vardır doktorasını yapmak için ilk defa Amerika'ya gitmiş benim gibi insanlar. Ben kendimi Çinliler ve Hintlilerle çok yakın hissetmiştim. Çünkü kola almaya çalışıyorum. Bu soruyu soruyorlar. Dalga mı geçiyorsun diyorum. Hepsi sonsuz değil mi? En küçüğünü istiyorum. Ama Amerikalılar her boyunu alıyorlar. Ve sadece arabayla geçeceklerse, tek alma hakları varsa değil. Adam oturacak, restoranda yiyecek, yine de gidiyor en büyük bardağı alıyor. O zaman insan şunu soruyor. Sonsuz kolayı almaya sadece 69 sent vermek varken niye 1.39 veresin? Tabii ki aslında cevap çok da zor değil. Cevap şu ki eğer bir insan oturduğu yerden kolası bittiği için kalkıp kola doldurmayı bir zahmet olarak görüyorsa
ve eğer rahatı gereği, gireyim de ben bunun parasını vereyim de kalkmayayım diyebiliyorsa, ki yakın zamanda böyle bir IKEA'da karnımız doyururken benim eşim de annem de ya bu bardaklar niye bu kadar ufak, adamlar içmeyin mi demeye çalışıyor dediler. Demek ki hakikaten bir de büyük bardak olsa bazısı daha yüksek para verip onu almak isteyebilecek. Bir değer yaratmak mümkün. Bakın çok ilginç, yani diyoruz ki bazen aynı şeyi almayı farklı değerlerle büyütebiliyoruz. Başka bir dünyadan başka bir örnek. Ülker Suudi Arabistan'daki sattığı Ramazan kolilerinde. Fark ediyor ki Ramazan kolilerini dolduruyorlar. Kapış kapış gidiyor Ramazan kolileri. Tabi Ramazan kolisi yaparken mantık şu. Bütün ürünleri bir araya koyuyoruz ya. %15 indirim mi verelim, %20 indirim mi verelim, %10 mi indirim verelim diye tartışıyorlar. Şimdi böyle bir eğitim sırasında iletişime geçtiğimiz Ülker'deki yetkililerden öğrendim ki ya bunu yapmaları aslında farklı bir şekilde olabilir. Nasıl? Şöyle bir düzenek kursak. Ramazan vakti herhangi bir süpermarkete giriliyor. Sağda Ramazan kolileri var. Yanına yazmışlar. İçinde şu 10 ürün vardır. Bu 10 ürünün fiyatı şu şu şudur, toplamı 50 liradır. Öbür tarafta başka bir toplamı 50 liradır. Öbür tarafta da bu 50 ürün masanın üzerinde dağınık olarak duruyor. İstiyorsanız buradan alabilirsiniz. Fakat oraya ayrıca bir de yazmışlar. Ramazan kolilerinin fiyatı da 60 liradır. Şimdi sorum şu. Ramazan kolisini kim alır ve ben bu şekilde satarsam 60 liralık Ramazan kolisinden satabilir miyim? Cevap, Suudi Arabistan'da satıyorsak bunu, evet, herkes 60 liralığı almaya çalışıyor. Çünkü Ramazan kolisini alan kişi zengin kişidir ve amacı başkalarına iyilik yapmak için onu almaktır. Ve onun için bir şeylerin toplanmış olması değerdir. O yüzden bir Ramazan kolisinde fiyatlarda illa indirim olması gerekmeyebilir. Fakat burada çok önemli olan bir şey var. Burada anlattığım şey benim pazarlamada değer yaratabilmek, katiyen müşteriyi kazıklamakla karıştırılmaması gerekiyor. Etik konular bizim için çok önemli. O yüzden diyeceğim ki size, pazarlamada değer yaratırken bu konudaki önem vermemiz gereken şeyler ne? Bir, büyük boy daha değerliyse müşteriler daha yüksek fiyat vermeye razı olabilirler. Böyle bir şey var mı, bunu keşfetmemiz lazım. Diyelim ki var. O zaman öyle bir ortam yaratmalıyız ki bırakmalıyız müşteri karar versin. Müşteri alternatifleri görebilsin. Bu konuda yalancı olmamız ya da bir şeyi gizlememiz doğru değil. Bunun üzerine ama müşteri eğer kalkıyorsa, daha değerli olduğu için büyük ürünü daha yüksek fiyatı veriyorsa, işte biz çok zor olan bir yerde bir değer bulduk ve o değeri kendimize kâra çevirdik. Pazarlamanın temelinde zor da olsa insan hayatını güzelleştirecek değerleri bulup bunları sunmak var. O yüzden iddia ediyorum ki Türkiye'deki IKEA eğer birden çok boy içecek sunmaya başlarsa şu anda sonsuz kolayı daha yüksek fiyat vererek almak isteyecek insanlar çıkacaktır. Böyle bir değer var. O zaman IKEA'nın bundan kâr etmesinin de hiçbir garip tarafı yok. Şimdi biraz daha bizi zorlayacak bir iki adet örnek daha vererek bu konuyu tamamlamak istiyorum. İlki bahçelerimizi sulamak için alabileceğimiz Bauhaus'dan hazır hortumlar konusunda. Şimdi bu her zaman böyle değil, her hortum markasında böyle değil, her dükkanda böyle değil ama iki adet 20'şer adet 20'şer metrelik hortumun mesela tanesinin 20 lira 20 lira olup 40 metrelik hortumun 50 lira olduğu durumlar gözlemledim. Tabii burada da anlam ne, mantık ne? Diyor ki satıcısı, senin eğer 20 metrelik hortuma ihtiyacın varsa muhtemelen daha küçük bir bahçe, muhtemelen daha küçük bir evin, muhtemelen daha küçük bir bütçen var. Eğer 50 metrelik hortuma ihtiyaç duyuyorsan muhtemelen daha büyük bir bahçe, muhtemelen daha büyük bir bütçeden bahsediyoruz. O yüzden senin için daha uzunu daha değerliyse benim için de fiyatı daha yüksek. Tabii her zaman için siz iki tane 20 metreyi alıp birleştirip kendinizi 40 metrelik 40 liralık bir hortum yapabilirsiniz. Ama 40 metrelik 40 liralık iki parçalı bir hortumdansa 50 metrelik hortumu 10 lirasını daha veririm bunu alırım diye tercih ediyorsanız işte o zaman tekrar orada değer, müşterideki bu değeri anlayan şirket ve kar ederek yarın size tekrar değer getirebilen bir şirketi görüyoruz. Bunlar nispeten belki kabul edilmesi, yutulabilmesi biraz daha kolay lokmalar. Ama size biraz daha zor, özellikle tartışmaya çok daha açık başka bir örnek göstermek istiyorum. Bu da Türkiye'de mesela şu anda vergiden arındırılmış fiyatıyla
Audi araba, Audi marka araba almak isterseniz karşınıza çıkacak rakamlar. Bakın A3 benzer motorlar seçmeye çalıştım. Tabii ki bir A3 ile bir A8'in benzer motorunu bulmak mümkün değil. Ama bir A3, bir A4 ve bir A6'nın benzer motorlarındaki fiyatlarının 20 bin, 22 bin ve 33 bin eurolar civarında olduğunu görüyoruz. İşin ilginç tarafı bu arabaların içinde pek çok şey var. Bir yandan tabii Audi'nin A8 diye de bir arabası var ve bu A8'in içinde muhtemelen çok çok daha fazla şeyler opsiyonel bile değil, standart geliyor. Ama işin ilginç tarafı Audi diyor ki A potansiyel alıcıların eğer sen A8 almaya niyetliysen bilesin ki bu A8 benim sana satma fiyatım bir A3, bir A4, bir A6'yı alacağın zaman vereceğin fiyattan daha yüksek olacak. Şimdi düşünün aslında eğer maliyete bakıyor olsaydık ya bilmiyorum illa aşağıdaki daha mı yüksek bir maliyette çıkıyor? Ya bence öyle değil. Hatta A'larını toplarsak A3, A4, A6'dan dolayı A13'e geliyoruz. A13, A8'i bence yener. O yüzden orada daha çok araba var. Ama Türkiye'de pek çok A8 satılıyor. Neyi satılıyor A8'i? Statüsü satılıyor. A8 bir statüdür. Diyor ki Audi statü almak istiyorsan maliyeti unut. Ben sana değer yarattım. A8'in içine görüldüğün zaman sen daha takdir edilen bir insan olarak görüleceksin. Bu bir değerdir. Bunu istiyorsan da bu fiyatı vereceksin diyor. İşte burada hemen toplamaya çalıştığımız değerin sizin için, bizim için zor olabilecek yerlerde bile nasıl olduğu ve aslında pazarlamanın sadece böyle tartışılabilir yerlerde değil, çok daha kolay görülen yerlerde de müşterinin hayatını kolaylaştırmakta, müşteriye daha iyi ürünleri daha ucuz fiyata sunmakta da yaratabileceğini göstermek istedim. O yüzden toplamak gerekirse pazarlama değer üzerine kurulmuş ve de müşteriler için değeri bulup anlamlı ilişkilerle müşterilerle bu değeri paylaşabilme kabiliyetlerinin bütünüdür diye özetleyerek sunumuma son vereceğim. Şimdi sorunuz varsa ki tartışmaya çok açık konular bunlar. İlla burada bitmesi gerekmiyor. Sorularınızı alabilirim. Sağ olun. Sayın Cenk Koçaş'a konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi sizlere öğrenim ödüllerinin son kategorisi olan bu yılın mezunları ödülünü takdim etmek istiyoruz. Bu ödül son sınıf öğrencilerimizin oylarıyla belirlenmiştir. Ödül alanlara ödüllerini vermek üzere tekrardan Sayın Nihat Berker'i, Sayın Albert Erkip'i, Sayın Mehmet Baç'ı ve Sayın Haluk Bal'ı sahneye davet ediyoruz. Üçüncülük ödülü Can Akkan. İkincilik ödülü Murat Kaya. Ve birincilik ödülü İlker Birbil.
Sabancı Gösterim Merkezi'ndeki programımız burada sona eriyor. Sizleri üniversite merkezimizdeki öğlen yemeğine davet ediyoruz. Kafeteryamıza ulaşmak için dışarıda sizi bekleyen servisler var, onları kullanabilirsiniz. Yemek sonrasında programımız Bilgi Merkezi, Diller Okulu ve fakültelerimizde devam edecektir. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Thank you.
Bahsetmişti. Yukarıda göreceğimiz siyah kıl alanlar var. Buradan çalışma arasına da gri tonları veriyor. Görüntü o şekilde oluşuyor. Şimdi burada
şu anda gördüğünüz bir tane kameraya oynatmak gerektiği için onu yapmak için. Şu an bunu göremiyorum. Hasan söylüyor. Gözle kadar demiştim. Yüz bir de bacağını gösteriyor. Evet. Bayağı bir kullanıcı. Çalışmalarımızda çok büyük bir sonucu oldu. Bunlar arasında bizim yıldan çalışan çalışmalar kurumu bize daha çekirdek bir ülkemize ve çok daha az bütçede sürat yaptık. Sürat 1 milyon dolar civarına mal oldu. Bize yurt dışındaki beni söyleniyor ve 20 kişinin 10 yıl çalışmasından bahsediyor. Bazı bizim ekibimiz az sonra göstereceğimiz 10 öğrenci 2006-2009 yılları arasında 4 öğretim üyemiz ve bahçede eğitim merkezi üyemiz. Bazı çok büyük bir müzakere kapatmaktayız. Şimdi şu an hareketlerini ilerleyeceğiz. Görmüş olmaz. Ama onun dışında dengesini gerçekten kendisi sağlayarak gidiyor. Zaten dengesini sağlamayan bir bacak yolu fonksiyonları yok demek ki. Hastanız için içinde su olması gerekiyor. Çünkü zaman dinlenmesinin uluslararası kısaltması ise bu. Ne olması gerekiyor? Çünkü sürat bir robot. Türkçe bir ismi çağrıştırmasını istedik. Türkiye yapılmış robot olduğu için. Bir de harflerinin bir şeyin mantıklı bir açılımı olması. Biz tek ayak üzerinde durmayı çalışmadık. Merdiven üzerinde çıktığı merdiven tırmanmayı da biz çalışmadık. Az önce bahsettiğim TÜBİTAK projesindeki özün hedeflerimiz asıl yoğunca çalıştığımız ve eforumuzu böyle bir çalışma yaptığınız için tebrik ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Şimdi bu tutma hareketini nasıl sağlıyorsunuz? Tutma hareketini kendi tasarımımız olan ama endüstriyel elektrikli robot ellerinden çok farklı olmayan bir yapıyla yaptık. İçinde bir pinyon dişli ve iki kram ayar var. Doğrusal hareketinden bir yere koymak ve başıyla eğer biz bir hedef gösterirsek bir lazer pointer veya kırmızı bir nokta koyacak bir ışıkla duvar üzerinde ışığı hareket ettirdiğimizde bir ışık kaynağıyla ona çok daha uzun yürüyebilir. Bu gösterideki adımlarının iki katını da atabiliyoruz. Bu 24 santimlik bir uçuş safhası demek bir ayak için. Bunu değiştirebilmeye çalışıyoruz. Bunun doktor otobüsü şu an bir büyük kaldırması. Kaldırmanın sahası yürüyerek bir yer yüzeyinde kalması şeklinde bir uçuş safhası. Tüm uçuk bir kaldırmanı yapıyoruz. Hükümeden de ayrı ve kısaca ağırlıklı içine koşan kontrol ne diğer ürünler bulunur.
Kesinlikle ama gittikçe ortalama yaşam süresi de uzuyor. Onun dışında işte AK Parti olduğunda öldüğünüzde de çocuklarınıza belli bir rakam var. %64.46 kabulünde var. O iki kabulünde 60 yaşında emekli olacağım. Yani 35 yıl çalışacağım. Ve reel olarak yüzümüz tutacak bir yüzde var. %64.46. Şimdi bu sihirli rakamı nereden bulduğunu diye soracaksınız. Bu sihirli rakamı finansta çok önemli bir kavram. Aslında ben size şu an finansta bir kavramı, temel bir kavramı anlatmadan anlatmaya çalışıyorum. Paranın zaman değişiyor. Ben size şu an bir yıl kullanacaksınız, bir yıl kullanacaksınız. Veya o bir yıl ve bir yıl kullanmasanız da hemen şuradaki an başvurusunu bir yılın mevzuatı yazın ya da ilan şubesinde daha iyi var. Denkleştiren bir oran hesabı var orada. Bu kadar bir demek imiş. Orijinal. Thanks. For example, akademik English. Instead, we ask daha çok akademik testlere bakıldığından açtığımızda çıkan yapılar objektif. Kinds are limited. Kinds are limited. Okay. What's the verb? Sold. Or made. So, towers. Towers are made. Greece. In Greece. Yes. But just speaking, no writing, just speaking. Mm-hmm. Look and think. Dolls. Dolls. Okay? So the painted dolls. Yes. Okay? All painted in Russia. Yeah? Okay, so. The cards, the books. Okay, yes, yes. So you can stand up for this name. Gino, okay? Do you know what it's made? Bomb, yes. Gino made a manufacturer made a bomb. The fabric is now the monkeys are made in the fabric with the plastic bags are factory. Yes, yes, good. Paint. Okay. Yes. The play was painted. Hand. Yes, by machine. Yeah. Burnt. Or by hand. So again, the play. Good student. Okay, you can look at the coins. Or what about this? Well, which country is this one? I think Moscow. Or where was the chocolate produced? In the have a look.